Değerli arkadaşlar, sevgili katılımcılar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Hitinova olarak yeni bir programda sizleri burada görmekten çok mutluyuz. Bugün büyük data konusunda sağ olsun Altan Çakır hocamız bizlerle birlikte olacak. Bildiğiniz gibi bir önceki programımızda da yine Yapay Zeka Enstitümüzden Berkcan Berk hocamız bize yapay zeka ve uygulamalarından bahsetmişti. Konu çok güncel ve gündemi çok sıcak ve canlı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve hocalarımız, akademisyenlerimiz bu konuda yoğun çalışıyorlar ve güçlü olduğumuzu düşündüğümüz bir alan. O yüzden bu konudaki webinarlarla üniversiteyle sanayiyi bir araya getirme misyonumuzu sürdürmeye çalışıyoruz ve konunun güncelliğini sizlerle de paylaşarak yeni fikirleri ortaya çıkartıp ülkemize projeler, teknolojiler, akademik yayınlar katmak için birlikte çalışıyoruz. Bu konuda Altan Çakır hocamız hem kendi girişimleriyle, sanayi işbirliğiyle ön plana çıkan bir hocamız, hem de akademik yayınlarıyla ülkemizin yüz akı isimlerden bir tanesi. Aynı zamanda kısa zaman önce de Ar-Ge dekanlığı sorumluluğunu da üniversitemizde üstlenerek dört koldan kendisi burada çalışmalarına ve bize destek devam ediyor. Biz de teknoloji transfer olarak çok ofis olarak çok yakın çalışıyoruz. Sağ olsunlar bizleri kırmadı, vakit ayırdı. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Ve başarılar diliyorum. İyi bir webinar olması ve faydalı geçmesi dileğiyle. Teşekkürler Ayrıca. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün böyle ben kısmen şey diyorum, biz bize bir konuşma yapalım. Aslında Hayri Bey de bahsetti. Çok güzel konular var. Çok güzel başlıklar var ama hepimiz de kısmen bazen bu online artık süreçlerden sıkıldık aslında. O yüzden bu akşamın bu saatinde zaman ayırdığınız için ben öncelikle teşekkür ederim herkese. Başta da hem Hayri Bey hem de Öner Bey'e bu işin organizasyonu için yardımcı olmalarından dolayı ayrıca teşekkür ederim. Biz bu konuşmaları veriyoruz, bu dersleri, bu konu başlıklarını. Tabii ki çok büyük bir konu başlıklarında konuşacağız. Bunları tabii bizim bir deneyim paylaşımı olduğunu unutmayın. Hani dijital dönüşüm uzmanı, işte yok büyük vericiyim ben gibi kavramlar değil. Biz gün sonu akademisyeniz. Ama tabii bizim de bir bakış açımız var. Umarım bu bakış açısıyla sizinkiler eşleşip doğru noktada birbirimize bir bilgi paylaşımı yapabiliriz. Tam benim en sonunda bir soru cevap yapabiliriz. Ben özellikle çok aşırı uzun tutmamaya çalıştım ama en sonunda böyle güzel şeylerle de gösterip belki kafanızda bile iki soru işareti yaratıp sonra da hani bununla ilgili acaba neler yapılabilir birlikte konuşalım. Hani bir kişinin monolog olmasın. Hepimiz bir araya girelim. Eleştirebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz, her şeyi açın. Şimdi ben bugün en son sunumu baştan aşağı Türkçe hazırladım. Bazı yerlerde mutlaka İngilizce kelimeler olacak ama hani bir önceki sunumda hatırlıyorum biz bu işi İngilizce yapmıştık. Hani biraz dedim artık madem dekanlık görevimiz var biraz daha Türkçe gidelim. İşin açıkçası sıfırdan bazı şeyleri kurguladım. En son bir kitap okuyordum sabah. Şey yazıyordu, Smarter, Agile and Forward Thinking diyordu. Onu da bugün bunun altına ekledim. Hani bu daha akıllı, çevik ve ileriye dönükten kastettiğimizde aslında bizim bugün bence rektör hocamızın vizyonuyla kurulmuş olan araştırma dekanlığının yeni vizyonu gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bütün üniversitelerde tabii araştırmadan sorumlu birimler var ama biz ilk defa İstanbul Teknik Üniversitesi olarak üniversite içerisindeki disiplinler arası çalışmaları bir araya getirebilecek bir konfigürasyonda bir yapılanmaya gitmek istedik. Burada mutlaka hani derler ya bazen yolda işte kayıp düşmek, çukura düşmek falan üzerimizi kirleteceğiz diye düşünüyorum ama niyet iyi, çabalama iyi ve bu işte ilerleyerek zamanla da bu işi bir yapıya oturttuk. Gerçekten uçtan uca her şeyi kapsayan bir yapı oluşturmaya çalışacağız diye düşünüyorum. Bu Ardek web sayfasını biz yeni daha okul içerisinde duyurmadık. Hani ben burayı bari duyurayım dedim. Bakarsınız hani adım adım daha geliştiriliyor ama buradan ilerleyerek gidelim. Konumuz hani araştırma günün sonunda tabii bu Ar-Ge faaliyetlerinin bir sanayide canlanmış bir şekilde diye düşünebilirsiniz. Şimdi benim bu çok sevdiğim bir söz var. Yani bu Subaru dediğimiz kişi ünlü bir cerrah. Hani
işlenmemiş ham verinin aslında birinci aşama veri, buna bazen de scriptural analytics diyoruz. Hani ilk yapılan algılama, verideki yapı ne, neye bakıyoruz biz de. Sonra bu bilgilerin işlenmiş haline bir aslında domain uzmanlığı diyebilirsiniz knowledge. Biliyorsunuz hem information hem knowledge'ı Türkçe'ye çevirirseniz ikisi de bilgi gibi çıkıyor ama buradaki knowledge'ın daha farklı bir bilgi olduğunu hepimiz biliyoruz. Birisi enformasyon gibi. Tabii bu bilgi dağarcıklarını buna şey diyebilirsiniz yani domain bilgi uzmanlıklarınızın bir araya getirdiği kısımda bilgelik dediğimiz bir kavram. Ben bunu biraz büyük yerine benziyorum. Çünkü birçok konu başlığındaki yapıyı bir araya topladığımız zaman bugün hem dijital dönüş hem de büyük veri analizi dediğimiz bir kavrama doğru geçiş yaptığımız bir süreçten bahsediyoruz. Ben kimim diye soracak olursanız, hani bununla ilgili uzun uzun konuşabiliriz tabii ama temelinde ben bir temel bilimciyim arkadaşlar. Yani fizik matematik kökenliyim. Hayatım uzunca bir süresi bu nükleer araştırmalar laboratuvarlarında çalıştım. Bu büyük veriyle olan ilişkim de biraz oradan geliyor işin bilimsel tarafı. Özellikle de üniversite 2016 yılı itibariyle 2015 yılının sonunda geldim. CERN araştırma grubunun başındaki kişiyim. Çok da büyük bir projeniz var ama bugün size bilimsel konulardan bahsetmeyeceğim. Bu üç laboratuvarda kabaca baktığınız zaman dünyadaki en büyük araştırma laboratuvarları gibi yapılar. Özellikle nükleer deneylerin yapıldı. Onlarla ilgili çok merak edersiniz. Bir gün gelirsiniz. Fizik bölümünde konuşuruz onları. Kendi bir tane büyük veri analitiği şirketim var. İTÜ Teknokent'te yer alan. Çok da önemli işler yapıyoruz orada. Bugün kısmen bazılarını size üstün körü çok logolara girmeden, şirketleri görmeden anlatacağım ama hani böyle bir bu işlerle olan ilişkimiz, harmanlamamız biraz oradan geliyor. Şimdi konumuza dönelim. Çok reklamına girmeyelim için. Şimdi hepimiz de farkındayız. Biraz da güncel olmasını istedim sunumun. Hani Covid ile başlayan bir süreci aslında hemen hemen umut ediyoruz. Tamamlanmasına yakın doğru ilerliyoruz. Tabii hiçbir zaman bitmeyecek. Hepimiz bunun farkındayız. Yani bitseydi grip biterdi bu dünyada. Demek ki basit bir grip de bitmiyorsa Covid de bitmeyecek. Ama bununla yaşamaya alıştık. Tabii çok önemli, güzel hikayeler de duyduk. Tabii çok üzücü anlar da oldu. Mesela bizim üniversitemizin genel sekreterinin vefatı gibi acı bir durum. Bu süreci yaşarken tabii de bir fark ettiğimiz konulardan biri de özellikle bu resim koydum. Yani dijital olarak bazı durumların ele alınmasının ne kadar önemli olduğunu farkına vardık. Yani bu işte e-ticaret tarafını düşünebilirsiniz. Şimdi o zaman geldiğimiz noktada yine günümüzde güncel noktaya bakacak olursak bu yeni girişimlerden yani startup fikrinden holdinglere kadar baktığımız zaman yani en büyük şirketlerden en küçüğüne kadar gittiğimiz zaman bu COVID-19 sürecindeki yapıların işletme ve endüstrideki bazı süreçlere zarar verdiğini ve buradaki etki ölçümü dedikleri bir kavram var. Yani mesela böyle not alanlarınız olursa mutlaka onları mesela etki impact measurement dedikleri bir kısım var. Etki ölçümü ya da bu etki kavramı burada çok önemli bir hale dönüştü. Buradaki ilk soru şu tabii. Daha önceden aslında dijital olarak kendini buna hazırlayan şirketlerin, kurumların geleneksel iş yapma modellerine göre çok ısrarcı olan şirketlere göre çok ön plana çıkıp çok hızlandıklarını ve çok daha farklı değer yarattıklarını, yani etki ölçüde etki yarattıklarını gözlemledik. Bunu birçok raporda da okuyoruz. Rapor deyince tabii şimdi konumuz dijital dönüşüm deyince hani subjektif değil de objektif olarak bakacak olursak iki tane büyük araştırma kurumunun genel tanımlarıyla başlayalım. Sonra bunun biraz detaylarını girip biz neye işin bu kısmına bakıyoruz adım adım konuşalım. Şimdi ilk başta şu Gartner bu araştırma kurumlarından birini okuyacak olursak mesela sağlam yeni bir iş modeli yaratmak için dijital teknolojileri kullanma özellikle bunu sinyale getirdim ve yetenekleri destekleme süreci olarak tanımlanmış. Bu dijital teknolojileri kullanmayı bir yere not alalım kendimize. Diğer tarafında da daha böyle survey gibi anketlerden yapıldığına göre baktığımız zaman iyileştirilmiş operasyonel verimlilik, neyse artık bu operasyonel verimlilik, tabii bir dijital iş yapma modeli benimsenin en büyük yararı olarak tanımlanıyormuş. Yani sonuç olarak böyle bir şey dijital dönüşüm. Bunu biraz daha tabii yapılandırmak gerekirse günün sonunda bir kurumu, bir üniversite ki bugün ben size üniversite içini de göstereceğim. Şirketlerden de iki tane örnek vereceğim. Sektörden ya da firmadan bağımsız olarak aslında dijital dönüşüm stratejisini belirleyen birkaç nokta var. Birincisi demin konuştuğumuz gibi bugün de biraz daha ona odaklı konuştuk. Teknolojilerin kullanımı. İşte burada biraz daha biz büyük veriye bakacağız.
İkincisi tabii ki her gün konuşulan artık önemini bence artık acaba yani önemli midir diye sormadınız. Yani veriye dayalı bu data driven business dediğimiz kısımlardaki değer yaratma süreçleri yani value dediğimiz ya da değişiklikler yani buna bağlı olarak şirket içi, kurum içi, üniversite içi, kamu kurumları ne dersin diyeyim bu değişikliklerin ön plan alınması. Diğer iki başlık bugün benim çok içine girmeyeceğim ama çok önemli olduğunu bildiğim süreç çalışanları, yapısal değişiklikler, organizasyon değişim kapasitesi ve finansal süreçler. Bunların hepsi aslında dijital dönüşümü kendi içinde barındıran dört ana başlık gibi düşünebilirsiniz. Şimdi tabii ki baktığımız zaman ne dedik? Dört ana kurguda bu işi kurgulayacağız. Ve ben özellikle iki başlığı siyah halinde boyadım. Neden boyadım? Çünkü sağ taraftaki kısma bakacak olursanız şimdi en tepede veri var. En ortada dijital dönüşüm var. Tabii ki elimizdeki dijital servislerle yani var olan servislerle birlikte internetin verdiği imkanlarla birlikte bize değer yaratacak opportunity dediğimiz kısımlarla günümüzde bütün teknolojileri hızlandıran bulut bilişim teknolojileriyle birlikte entegre edilen dijital transformasyon süreçlerinin teknolojik kırılımlarında insanların ne düşündüğü yani eskiden anketiyle günümüzün sosyal medyasıyla birlikte bir üçgeni tamamlamamız gerekiyor. Fark ederseniz konu çok büyük. Hani ben hepsini tek tek okumadığımda böyle bir cümle halinde birleştirmek istedim ama bunları yapabilmek için tabii ki şirketin ya da kurumun bir önce bir bu işe uygun bir kültürün olması. İkincisi de tabii belli beceriler gerekiyor. Buna da hani günümüzün seksi meslekleri dedikleri bu dijital dönüşümdeki işte veri bilimciler, veri mühendisleri, data analistler gibi gibi başlıkların ön plana çıktığı konularla ilgili basitçe biraz konuşalım. Şimdi benim tabii işin içinde bulunduğum birçok kurul, işte danışmanlık gibi süreçlerde bazen karşımıza çıkan bir konu başlığı vardı. Biraz girdim baktım Türkçesine. Hani digitization ve digitalization gibi iki tane İngilizce kelimeyi Türkçesine baktığınız zaman göreceksiniz en azından benim baktığım Türkçe sözlükte. Dijitalleşme diye çeviriyor. Ama ikisinin aslında kendi içerisinde bir fark var. Yani buna direkt dijitalleşme diyemeyiz digitalization dediğimiz kısma. Biraz böyle bir şey gibi gidelim. Hani adım adım gidelim. Hani birden tak şudur budur gibilerden değil de hani anlayalım. Şimdi digitalization dediğimiz kısmı aslında kabaca İngilizce kavramında çok net olan sayısallaştırma terimi. Bu böyle kabaca bazen mühendislik bilimlerine konuşursanız yani analog yapıdan sayısal dijital bir yapıya dönüşen. O yüzden de farklı alanlardaki araştırmacılar dedim. Çünkü artık bir durumdaki araştırmacıyı ilgilendiren bir konuyu konuşmuyoruz. Bütün herkesi ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz. Bir tür böyle analog veya fiziksel bir şey düşünebilirsiniz. İşte elektrik devresinin içerisindeki potansiyel farkının böyle belli zaman aralarındaki değişimi gibi düşünebilirsiniz. Bir nesnenin dijital bir yapay nesneye dönüştürülmesi gibi olarak tanımlanır, dijitize etme. Bunun şey diyebilirsiniz. Yani bütün sistemin içerisinde düşündüğünüz bütün sensörlerden farklı ortamlarda, farklı yapılardaki aldığınız analog sinyalleri dijitize ederek toplamak. Ama bizim dijitalleşmeden kastettiğimiz bu değil. Dijitalleşmeden kastedilen aslında daha büyük bir kavram. Demin ki bahsettiğimiz dört başlığı içermesi gerekiyor. Yani gelir yaratmak. Gelir yaratmaktan kastettiğim aslında bazen de maliyetleri düşürmek de diyebilirsiniz. İş geliştirmek, iş süreçlerini değiştirmek, dönüştürmek gibi kavramlarda dijital teknolojileri kullanarak verilerin veri tabanlı bir yapıyı kurgulamak gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bazen hep veri tabanlı ya da data driven business'tan bahsettiğim konuyu biraz açmak lazım. O şu demek arkadaşlar en basit anlamıyla. Yani bir işi uzmanları yapıyorsa, dünyanın en iyi uzmanı da olsa bir subjektif bir yapı demek. Yani o kişiye bağlı bir karar alma mekanizması var işin içinde demek. Ama günümüzde artık objektif bir mekanizma istiyor. Yani kişilerden bağımsız. Buna şey diyebilirsiniz şirketlerde. Tekniker, uzman, mühendis ya da tanımı neyse kişilerin görüşleri, bakış açılarından bağımsız, veriye dayalı karar verebilen bir decision making, karar verme mekanizmasını kurmak istiyoruz. Burada dijital dönüşümün ana kurgularından biri budur. O zaman net bir tanım koyalım ortaya. Bir organizasyonun teknolojiyi, insanları ve süreçleri kullanarak işte müşteri, kimse müşteri, bizim mesela üniversitenin müşterisi, öğrenciler nasıl değer sunduğunu tanımlamaktır deyip geçebiliriz.
Şimdi özellikle bugünkü konuşma için ben biraz trendlere baktım. Nedir, ne değildir raporlarda. Özellikle 2021'in trendli başına bakıp arkasından iki tane raporla ilgili bizim teknik bazı konuları bir konuşmanın iyi olacağını düşündüm. Tabii ki öncelikli başlık bence hani artık acaba demediğimiz konu başlıklarından biri yapay zeka. Bununla ilgili Berk Hoca da sizinle konuştu. Kendisi de bahsetmişti. Ben de iki yapay zeka merkezinin aynı zamanda yönetim kurulu üyelerinden biriyim. Yani aslında biz hepimiz birlikte çalışan bir şeyiz, ekosistem gibi düşünebilirsiniz. Zaten görevimizde bu çalışmaları daha iyi bir faza taşımak. Yapay zeka önemli. Diğeri bence çok defa televizyonda ben de hani denk geldiğim, duyduğum çok önemli bir başlık olan tabii ki siber güvenlik. Çünkü her şeyin dijitalleştiği, demin digitization demiştik hatırlarsın. Dijitalleştiği bir ortamda otomatikman olarak dijital aletlerin kendi içerisindeki haberleştikleri ve insanlara hizmet sundukları bir ortamda bunların belli bu fraud, bazı güvenlik süreçlerine karşı yapılandırılmış olması önemli. Çoklu bulut çözümleri, şimdi bulut çözümlerini belki hala kafada canlandırmaya çalışıyorsunuz. Ben derslerimde çok bahsederim. Bazen insanların gerçekten bulut bilişimle ilgili bir yapıyı da çok daha net anlamadıklarını düşünüyorum ben. Çünkü bulut deyince insanlar aklına hala bir yerde bir veriyi saklamak gibi geliyor. Arkadaşlar bulut bilişim içerisinde yüzlerce servis var. Bu şu demek, yani kendi başınıza dev bir ekosistemden bahsediyor. Birçok işi yapabildiğiniz, aklınıza, hayalinize gelmediğiniz, belki bugünkü biz bu konuları bahsederken burada belki bunların hani yarısından falan bahsedeceğiz. Bahsederken insanlar şimdi böyle çok birçok bulut çözümünün, hibrit yapılarının bir arada haberleştikleri yapılardan bahsettikleri bir dünyadayız. Üçüncü başlık, dördüncü başlık, bu Customer Data Platforms denilen bir yapı var. Özellikle büyük şirketler bunlarla ilgili çok önemli çalışıyorlar. Benim de içinde bulunduğum 2-3 önemli şirket var bu işle ilgili kurguladığımız. Buna ben kısmen altına kendim büyük veri analitiği, yani büyük veri platformu ve büyük veri analitiği platformu da ekledim. Bu CDP dediğimiz Customer Data Platforms'ların şirketlerin üzerinde kurgulanması önemli bir başlık olarak şu anda dijitalleşmenin başlıklarından biri. Diğeri 5G teknolojileri. Gene Berk hocamıza refer edelim. Hani kendisinin uzman olduğu bir konu. Bizim okulumuzda da mesela ben sözü gelmişken takip edenler duymuş bir otonom otobüs projemiz var. Önümüzdeki aydan itibaren haritalama işlemleri başlayarak özellikle bir 5G network bizim kampüsümüzün içerisinde kurulacak. Bununla ilgili ilk testler, ilk standart otonomi, haberleşme testleri de bizim kampüste yapılacak. Bu teknolojiler önümüzdeki yakın zamanda bile, çok uzun vadede değil, hayatımızı çok etkilemeye başlayacak. Tabii ki temassız çözümler, bunu anlatmama gerek yok. Hani artık buna çoğunuz deneyimlediniz şeyde, bu COVID sürecinde. Tabii ki en sonunda da bu kadar verinin üzerinden veri bilimi için analitini yapmak, günün sonunda tabii data scientistlik bu işin önemli başlıklarından biri olacak. Şimdi bu dijital dönüşüm ya da transformasyon dediğimiz kavramı, şimdi teknoloji dedik, tamam. Bu veri kullanımı dedik, o da tamam. Bir de tabii odak, yani bu işleri belli bir yapı da kurgulamamız lazım. Şimdi demin bu buzdağının üstündekileri konuştuk. İşte bulut dedik, büyük veri ve analitiği dedik. Yani bu kadar veri analitik olarak işlemek, tamam. Akıllı işlemek, yapay zeka, tamam. Bu verilerin toplanması için arkadaki nesneler, demin digitalization'dan bahsetmiştim hatırlarsınız. Yani bir şey, fiziksel bir nesnenin dijital bir nesneye dönüşmesi. Bu nesnelerin interneti dediğimiz yapı. Hadi bu da tamam. Bir de oraya omnichannel var. Onu da kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar omnichannel biraz daha böyle bir bütünlük içerisinde her şeyin haberleştiği bir yapı gibi. Buna özellikle marketing tarafı çok dikkat edilir. Yani bu işin hani pazarlama tarafı. Bunda da tabii çok değişik konular çıkıyor. Mutlaka okuyunuz diyeyim size, ama böyle birçok kanalın bir arada yapıldığı, mesela bizim içinde bulunduğumuz büyük projelerden biri böyle müşteri 360 gibi aslında bir durumu ya da bir müşteri tanımlayan birçok kanaldaki veri akışının tek bir taraftan bir pazarlama stratejisi olarak sunulması gibi düşünebilirsiniz bunu. Tabii mesela Omni fon dedikleri bir şey de var. Mesela mikrofon, çok boyutlu mikrofon. Yani Omni'nin anlamını burada çok karmaşık düşünmeye gerek yok, ama buradaki anlamıyla bu işin biraz marketing tarafını kastediyor. Günün alt tarafında tabii buzdağın alt kısmına girdiğimiz zaman tabii
bakacağımızda dijital dönüşüm için gerekli çok fazla başlık olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii bunun her birinin tek tek bakmak gerekli mi dediğiniz zaman değil, ama günün sonunda dijitalleşme için ilk biz kendi konu başlığımız olan IT yapılanmalarının tekrar oryante edilmesi, çok hızlı karar verebilme, elimizdeki birçok öncelik modellemelerinde işin hızlı bir şekilde nasıl bir metriğini, bir business hedefini belirlenmesi dediğimiz zaman aslında tek tek işin değer yaratan etkileri, yani business tarafından ya da bu işin değer yaratan etkileri açısından yukarı doğru ilerlediği zaman bu teknolojileri yukarı kısmında kullanmanız gereken bir yapı olarak bunu düşünebilirsiniz. Devam edelim. Bunu da yeni buldum ben de. Kendi adıma da iyi öğretici oluyor bu tarz durumlar. Bu dijital trendlerin aslında işte kısa, orta ve uzun vadede davranış şekillerini sol alt tarafına linkini koydum. Mutlaka oraya not alıp okuyun bunu merak eden arkadaşlar. Ama hızlıca bir bakacak olursak, demin bahsettiğimiz bir numaralı başlıkta demin ne demiştim? Hani bulut bilişim teknolojileri, hani atıyorum Amazon, Azure gibi şirketlerin kuruluş tarafıyla bakacak olursak aslında 2000 yılından başından beri var, ama 2006 yılları desek geldiğimiz noktada 15 yıllık bir hikayesi var. İyice oturdu artık bunların teknolojileri ve baktığımız zaman bazı kararları almamızda, bazı süreçleri yapılandırmamızda donanım ihtiyacımızı hazır almadan bulut üzerinden kullanabileceğimiz durumlarda Lightning Phase dedikleri, yani oldukça hızlı analitik çözümler sunabilen bir sürece doğru özellikle birçok şirketi taşıdı. Türkiye için konuşacak olursanız arkadaşlar, bizim bu kişisel verilerin korunumu kanunun sürecinden dolayı bunu iki parçaya kırmamız lazım. Biri uluslararası bulut sağlayıcıları, bir de ulusal bulut sağlayıcılar. Bu elinizdeki verinin niteliğine göre nereye taşıyıp taşıyamadığına göre iyice kurgulanması gereken yapılardan biri bu. Bu tabii de otomatikman beni iki numaralı başlığa getiriyor. Elinizdeki verinin operasyonel kurgusu, metadata dediğimiz kısım, bir de veri yönetimi dediğimiz kısımlar, bunlar çok çok önemli başlıklar. Kabaca bakacak olursak bu DevOps dediğimiz kısımdan vardı hatırlarsınız. İşte yazılım süreçlerinin birbiri arasındaki yapısı. Bunları biraz daha bugünlerde şey diyorlar, hani DataOps ya da bu MLOps gibi kurgular da olabilir ya da AIOps dediğimiz kısım. Metadata elinizdeki biraz daha veri, data kataloğuyla alakalı bir süreç. Hani hangi tür verileriniz var, hangilerini doğru toplayabiliyorsunuz ya da bunları gerçekten toplayabiliyor musunuz gibi bir süreç dediğimiz zaman, bunun dünya geneli başlığı işte Three Nights of the Data Management, yani bunlarla ilgili üç tane yapının kurgulanması gerekiyor. Üç numaralı başlık tabii ki uçtan uca. Demin ki iki numaralı başlıkta demiştim. MLOps yani Machine Learning Operations ya da AIOps dediğimiz kavramlar şu anda çok önemli iki başlık şirketlerin, çünkü bunları yönetebilmek ve arkada uçtan uca analitik bir inceleme yapmak istiyor demişlerdi. Üç numaralı başlıktaki kastettiğimiz de o. Yani uygulamak istediğiniz bir çözüm. Burada business yazmasına bakmayın. Üniversite içerisindeki araştırma süreçlerinin entegrasyonuyla da alakalı bir içgörü de olabilir. İlla işletmelerin para kazanma dertleri değil. Bunu ben yönetebilmek için uçtan uca, yani bir şirkette ya da bir üniversite, bir evrak bir yerde oluşturduğu andan çıkışına kadar, kapanıncaya kadar buradaki sistemi ben nasıl yönetebilirim? Bu önemli bir kavram. Dört numaralı başlığa bakacak olursanız, şimdi ben Türkiye Yapay Zeka Platformu, Türkiye Bilişim Vakfı'yla böyle bir oluşum içerisine de giriyoruz. Ben orada da bir yetkili bir görevim var. En önemli başlıklardan biri arkadaşlar tabii veri etiği, yani ne tür veriler, bu verilerin toplanma süreçleri ve bunlarla ilgili arkadaki gerçekten KVK süreçlerine uyum sağlama gibi yapıların iyi çalıştığı, iyi algılanması gerekiyor. Devam edelim. Özellikle bu raporlama süreçlerinde self-service 2.0'dan kastedilen şu, elinizdeki geleneksel kullandığınız raporlama, mesela şöyle düşünün, bir web sitesi var. Oraya gidip böyle bakıyorsunuz grafiği ama herhangi bir şekilde bir şeyi değiştiremiyorsunuz ya da çok basit değiştirebiliyorsunuz. Ama hep okuyucu rolündesiniz, yani hep output alıyorsunuz. Input kendiniz de vermek isteyebilirsiniz gibi düşünün. Aslında ikinci aşama interaktif etkileşimli raporlama süreçleri ve gerçek zamanlı olacak. Yani sonradan değil, her şeyi gerçek zamanlı yapacağınız bir antik katman diyelim. Altı numaralı başlık, tabii bu bütün bahsettiğimiz şeyler için bugün de konuşmanın en sonunda bahsedeceğim.
Bu bütün analitik, arkadaki veri yönetimi, analitik işlemler, business insights dediğimiz bütün süreçleri yönetebileceğimiz bir architecture, bir sistem mimarisini kurgulamak ve bu sistem mimarisiyle birlikte tabii ki her türlü aşıda nasıl bir analitik katmanını zenginleştirme yapabileceğimiz süreçleri incelemek. Graph Analytics bu konuyla ilgili teknik olarak merak eden ve okuyan arkadaşları mutlaka okumasını isteyeceğim konulardan biri bu. Şöyle düşünün, kafada canlandırması için analojiyi beğenmeyecek olabilirsiniz ama mesela hepimiz çıkalım 50 kişi dışarıda birbirimizi böyle sağa sola koşturalım. Sonra hepimiz diyeceğiz ki kim nereye gitti ya falan diyebiliriz. Ama hepimizi birbirimize bağlasak belli bir iple diyelim. Yani çok aptal bir analoji olmuş olabilir. Bir koşta bir yerden aslında dolaylı olarak hepimiz birbirimize bağlı olduğu zaman görebiliyoruz neyin nereye gittiğini. Şimdi bunu biraz daha böyle veri tarafına yaptığımız yapalım. Eğer bir, hepimizin bulunduğu platform bir veri akışının olduğu bir platformsa ve biz buradaki bütün nodları yani bütün veri giriş ve çıkış noktalarını birbirine bağladıysak hangi veri nereden, nasıl anda girdi, kimden girdi, bu veri buradan bu noktaya gitmesi için diyelim ki o küçük gridleri düşünün, küçük noktaları nasıl, kaç tepkide gitmeli ve her seferinde veri nereden giriyor diye sorduğunuz zaman bunlar çok güzel bir graf teoriye giriyor matematikteki. Ve bunların kendi içerisindeki çok karmaşık analizlerinin de kurgulandığı yapılar işte Graph Analytics ya da bunların veri tabanları günümüzdeki Graph Database dediğimiz yapılar. Bunlar aslında sanki gelecekte özellikle makine öğrenmesi, yapay zeka uygulamalarıyla birlikte ilişkili olacak çok önemli bir sürecin başlangıcı gibi gözüküyor. Bunlar yeni değil ama teknoloji gelişimlerle birlikte çok daha hızlanmış bir durumda. Tabii ki bunların hepsini kurguladıktan sonra Continuous Intelligence dediğimiz bir kısım var. Yani veriye dayalı olarak veri toplayabildiğimiz bir 5G mekanizması. Yani veri akışının birbiriyle çok hızlı haberleştiği diyelim ki bizim kampüs kafanızı canlandırın. Kampüs içerisindeki bütün network içerisindeki bütün veri akışını aynı anda hızlı bir şekilde ölçümleyebilerek karar vermenizi sağlayacak bir durumları oluşturabildiğiniz yapı aslında bizim continuous intelligence ve sistemin sürekli veri aktıkça öğrenebildiği bir kurgudan bahsediyor. En sonuncusu da hani bunun için ayrı bir konuşma yapmak lazım. Uzun uzun konuşabiliriz. Özellikle quantum bilişim ve quantum AI dediğimiz yapılar. Bu an, şu anda bunlar biraz daha bu proof of concept şeklinde yapılıyor, POC şeklinde. Yani elinizdeki jenerik makine öğrenmesi algoritmalarının birebir benzerinin bu quantum hesaplama sistemleri gene buluta gidelim. Bulutun size verdiği imkanlarla birlikte orada tasarlayarak işte bu devreler halinde kullanabildiğimiz bir konfigürasyona geçtiği yapıya aslında bu quantum AI olarak adlandırıyoruz. Şimdi bu genel girişten sonra hızlıca bir büyük veri analitiğine bakalım. Her geçen gün hani veri büyüyor dedik. Evet, veri çok var. Büyük veri fikri dediğimiz zaman aslında aklımıza gelmesi gereken ilk metot veriyi, bilgiyi ve bir veriyi elde etme metodolojisi diyelim. Şimdi bu sosyal medyalar, işte makineler, günlük dosyalar gibi aslında veri kaynağı olan onlarca cihazın bir araya geldiği bir konfigürasyondan bahsediyoruz. Ve bunlardaki ana amacımız aslında hepsini bir arada bir süreç olarak toplamak ve bunlarla ilgili araçları konfigüre etmek. Şimdi bakacak olursak şöyle düşünün. Mesela hem fotoğraf çekip hem ses dosyası kaydedip hem arkadaki tekst dosyasını kaydedebilen işte cep telefonlarını düşünün. Şimdi dışarıdaki mikrofonla bir şey dinlediğiniz zaman bunun hepsini aslında biz bir konfigürasyonda bütün olarak incelemek istiyoruz. O yüzden zaten cep telefonlarının bu kadar önemli olmasının nedeni o. Birçok veri aynı anda toplayıp arkada aktarıyor. Ama bir de bunu büyük ölçekte yapmaya çalıştığımızı düşünün. Yani işte ben A şirketiyim, dışarıdaki makinalarımı takip etmek istiyorum. Makinedeki çalışan teknikerin uzmanlığını takip etmek istiyorum. Var diye kontrol etmek istiyorum gibi gibi dediğimiz zaman aslında sağ tarafta hem veriye, hem kullanmak istediğim araçlara, hem ne tür yaklaşımı ilerleyeceğim, bir de ne tür uygulamalarda buna use case diyelim. İçimi biraz yapılandırmam gerekiyor. Şimdi tabii ki bunların hiçbiri yeni değil. Yani şunu söyleyebilirsiniz hocam, yani konuşulan konular, teknoloji bunlar tabii ki uzun yıllardır var olan süreçler. En önemlisi de şunu söyleyelim. Yani bir makine öğrenmesi dediğimiz şey arkadaşlar, hani ilk algoritmanın tasarım bakarsınız 56 yılı Alan Turing tarafına kadar gidersiniz 1940'lı yıllar.
Makine öğrenmesi terimini ilk ortaya çıktığı zaman 1970'li yıllar. Demek hiçbir şey yeni değil. Bazı süreçlerde ne oldu da bu iş bu kadar hızlandı diye bazı soruyu sormamız lazım. Tabii arkada bazı değişik uygulamaların da hayatımıza devre girmiş olması önemli bir kısım. Sol tarafa bakarsak bunların her biri üniversitede birer ders arkadaşlar. Bu data structures, işte veri yapıları, algoritmalar zaten dediğim gibi yani kendi başına birer ders. Sistem mimarileri, inanılmaz uzmanlar var. Hem Türkiye'de hem uluslararası yapıda. İstatistik kendi başına bir bölüm. Demin dediğim gibi veri modelleri ya da veri işleme gibi kavramlar da bunlarla ilgili zaten dersler her zaman var ama buradaki en önemli kısım bu son teknolojilerin, burada özellikle bulutun altını çizelim. Bu birçok teknolojiyi, birçok konu başlığını, kompleks konuyu size bir bütün olarak tek bir yerde sağlayabildiği bir teknolojik dünyaya geçtiğimiz için artık basit bazı mantığını anladığımız, matematiğini biraz kısmen bildiğimiz programlama dilleriyle de bunları da kendi içinde fonksiyonel, yani Python diyelim ve nesne odaklı örnek işte C++ gibi bazı dilleri ele aldığımız zaman aslında uçtan önce birçok şey yapabildiğiniz bir sürece doğru geçiyoruz. Tabii ki büyük veri uygulamalarının bütün her yönünü anlamak bunun amacı değil. Ancak derdimiz biraz buradaki resmi oluşturabilmek. Şimdi kıralım biraz daha konuyu. Hani çok fazla şey vardı. Kaynak, veri kaynağı. Bu veri kaynaklarını bir araya toplamak istiyorum. Bu size böyle çok basit bir şey gibi gelebilir arkadaşlar ama uygulamada bu biraz zor bir şey. Çünkü bir veri tabanının verisiyle, düşünün bir veri tabanına bir şeyleri giriyorsunuz ya da arama motoru. Buradaki sosyal medyadaki yani yapısal olanla yapısal olmayan veriyi bir araya getirmek bilgisayar bilimlerinde biraz yani büyük ölçekli operasyonlar da zor. Birincisi zor bir araya getirmek. İkincisi de zaten bunu uçtan uca yani çok büyük bir ölçekte yapmak, çok büyük data setleriyle biraz daha zor. Buradaki gösterilen kısım o. Yani işte cep telefonları, lokasyonlarınız, mesajlarınız demin graftan bahsetmiştim. Hatırlayın graf gibi yapılar olsun. Web sitelerindeki bilgiler, bugün işte Altan Çakır kim dediğiniz zaman açık Google'a açık bakıyorsunuz. İşte e-mail'de ne oldu, arama motoruna kim ne aradı ya da kamudaki bilgiler. İşte aşım çıkmış mı çıkmamış mı, yer var mı, nereye gideceğim, aşı oldum, tekrar ikinciyi alabilecek miyim dediğiniz zaman aslında bunların hepsi uçtan önce bir zincir gibi bir veri. Bizim derdimiz de aslında bunları akıllı bir şekilde bir araya getirmek. Tamam. Biraz daha bakalım işin detayına. Ne demiştik? Yapısal olan, yapısal olmayan bir de yarı yapısal verileri bir araya getirmek istiyoruz. Derdimiz birbiriyle ilişkili ya da ilişkisiz verileri bir araya yapılandırarak toplamak ve bunları akıllı bir şekilde analiz etmek. Ama günümüzün yapay zeka ve büyük verinin en önemli başlıklarından biri şu ki, zaten elinizdeki var olan bir veriyi ilk önce düzeltmeniz lazım. Yani bu veri ne kadar doğru toplanıyor bizim için önemli bir başlık. Buraya da sadece ben şunu açayım. Hani en soldan en sağa gibi düşünün. Şimdi bu veri, şunu son açayım. Bu veriyi topladık da zaten vardı bu veri. Yani yeni bir şey elde etmedim. Sadece düzelttim. Yeterli mi dediğiniz zaman yeterli değil. Bu en sağdaki, şuna bakacak olursanız enhancement'dan kastedilen, yani bir durumu tanımlayan veriyi ben ne kadar çok zenginleştirebilirim. Örnek, mesela ben bir yerde yemek yemeye gitmek istedim. Beşiktaş Çarşısı olsun. Beşiktaş Çarşısı'ndaki sosyal medya trendlerinden hangi lokasyondaki yemek, kafe ya da şu bu gibi yerlerin ne durumda olduğunu ben öğrenebilir miyim? Bu mesela 3 sene öncenin verisiyle aynı değil. Belki dinamik haftalık bazda değişiyor. Sosyal medya verisiyle bakabilirim. Diyorsunuz ki yeterli işte gürültüye bakabilirim, Beşiktaş'taki olaylara bakabilirim, maç var mı diye bakabilirim, hava durumuna bakabilirim. Daha önce bu şirketlerin ne zamandan beri burada olduğu gibi veri tabanındaki verilerine bakabilirim gibi hani böyle doğaçlama birçok konu başlığında aslında örneklemeler yapabiliriz. Tabii şirketlerin içerisinde bu kadar basit sosyal medya deneyi gibi değil ama e-ticaret de biraz öyle. Hani bir ürünü aldığım zaman alttaki yorumlarından işte dil işlemeyle ondan sonra o ürünün satış miktarıyla birlikte hangi lokasyonda en çok satıldığı ve insanların internetten ne kadar search ettiği gibi kavramlara baktığınız zaman aslında bir durumu tanımlayan birçok katmandaki veriyi bir araya topladığınız bir süreç gibi düşünebilirsiniz. Bunların tabii bize yararı dijital dönüşüm açısından düşünecekseniz maliyetleri azaltmak tabii yeni ürünler bir de tabii hızlı karar verebilir. Büyük veri üzerinde baktığımız zaman tabii çok çeşitli teknolojiler var. Normalde biz kendi ikideki derslerimizde bunları anlatıyoruz her zaman. Benim kendi uzmanlığım da Spark.
Ama tabii çok güzel teknolojiler var. Bunların hepsi arkadaşlar açık kaynaklı. Mesela benim bu cuma bir konuşmam daha var açık veri Türkiye'de. Orada da açık kaynaklı konuşacağız. Şimdi işin güzel yanı şu. Şirketler bu dönüşümleri yaşarken aynı zamanda da bu ağır lisanslama maliyet bedellerinin de biraz altında kalıyorlar. O yüzden de işte kendi geliştirmek istedikleri daha açık kaynaklı çözümlere de bakmak istiyorlar. Bu işlerin de biraz bazı durumlarda ilerlemesinin nedenlerinden biri o olarak gözüküyor. Şimdi biraz daha teknik bir tarafa bakalım. Ben gene linkini koydum. Şimdi baktığımızda veri kaynakları dedik. Neyse artık bu veri kaynakları farklı noktalardan girebilir. Demin demiştik izlediğiniz video dışarıdaki sosyal medya trafiği farklı alışveriş verileriniz olabilir gibi düşünün. Biz bunları aldığımız zaman ilk bir kere başlık hem yatayda hem dikeyde gidecek olursak bir kere veri kaynaklarını gerçek zamanlı izlemek istiyoruz. Tamam mı? Gerçek zamanlı. Yani bu sonradan ben 2-3 gün sonra ya da 1 saat sonra bakacaksam böyle bazen çok istenen bir şey değil. O eskinin teknolojisi oluyor. Aksiyon almak istiyorum ve aksiyonu da akıllı bir şekilde almak istiyorum. Yani makine öğrenmesi gibi çok kompleks, daha iteratif, birçok konu ve parametre üzerinden karar verebilen bir mekanizmayla çözdükten sonra artık kimi notify etmek istiyorsam buna uygun bir mekanizmayla kurgulamak istiyoruz. Sağ taraftaki kısım aslında çok fazla veriyi bir araya topladığınız zaman buradaki renk farklılığı biraz oradan geliyor. Buna data lake diyoruz arkadaşlar. Yani farklı renk kaynakları var. Dikkat edin gerçek zamanlı bir akış var. Tek bir kaynak olsaydı tek renk olurdu bunlar. Çok farklı renkler var ve farklı cycle'larda gidiyor bunlar. Farklı zaman aralıklarında. Güzel. Yani demek ki farklı zamanlarda gelen, farklı kaynaklardan gelen verileri bir araya topladığımız zaman bunları gerçek zamanlı işleyebilen bir mekanizma yapmak istiyoruz ki bunu arkadaşlar büyük veri diyeceğiz. Büyük veri işleme. Onun üzerinden de bir kurgu kuracağız. Dikkat edin arkadaki veri ambarı dediğimiz yapıdaki renklerin düzeni daha düzenli. Üstteki gibi değil. Üstteki işin biraz daha büyük veri doğası. Alttaki de biraz data mining dedikleri ya da data warehouse dedikleri daha yapılandırılmış, daha statik. Daha yapılandırarak iş içine aldığınız bir mekanizma ama bunların hepsini bir bütün olarak bakmak istiyoruz. Bu tabii veri işe aldığımız zaman bu information continuum dediğimiz bilgi sürekliliği gibi bir yapı oluyor. Yani verinin gelmesi yeterli değil. Burada bir bilgi vardı hatırlarsınız. Sonra hangi noktanın neyle ilişkili olduğu, bunların birbiriyle olan korelasyonları ya da yapının ilerlemesi aslında bize bilgi sürekliliği ve dijitalleşme dediğimiz kavramları anlatıyor. Şimdi bu sağdakine ben bazen kendi derslerimde de diyorum. Böyle çok sıkıcı akademisyen şeyleri gibi ama gerçekten durum biraz öyle. Genel olarak bir gözlemle başlıyorsunuz. Mesela bir makine içerisinde bir parça üretirken, şu elindeki diyelim ki bir parça üreten bir imalat sektöründesiniz. Ya da e-ticaret şirketisiniz. Her gün sizin içinizde işte 10 binlerce müşteri geliyor. Bu bir size gözlem yaratıyor. Yani gelen kişiler ilk hangi ürüne baktı ya da bu parça üretilirken ne kadar sürede üretildi. Sonra bu ilginç sorulardan kastettiğimiz kısım var. Yani gelen müşterinin %kaçı mesela %80'i dijital aletler, televizyonlara baktı diyelim. Neden buna baktılar? Neden insanlar televizyona bakıyorlar? Hangi segmentte bakıyorlar? Hangi yaş gruplarına bakıyorlar? Kayıtlı mı kayıtsız mı bu kullanıcılar dediğiniz zaman hani bu ilginç sorular dediğimiz bir kavrama giriyor. Şu elindeki zımbırtıya soracak olursak, mesela bu kaç dakikada üretiliyor? Mesela bugün öyle bir örneğe bakacağız. Diyelim ki işte 80 saniyede üretilsin. Soru şu, manyaz yani bunu 75 saniyede üretebilir miyim? Çünkü günde bundan 10 bin tane üretiyorum bir makinede. Her gün üretirken bundan 5 saniye geri çekebilsem, ortalama baktığım zaman 100 bin saniyede ya da işte ne kadar 1 milyon saniye geri çekip sadece makinenin harcadığı enerjiden bile ben para kazanabilirim deyip aslında baktığım zaman bu dijitalleşmeyle ilgili business'ı nasıl besleyeceğimi düşünebiliyorum. Şimdi biz tabii kırmızı tarafı konuşacağız. Sol taraf dediğim gibi daha bu işin business stratejisi yani işletme stratejisi, analitiği ya da süreçle uygulamalar biraz daha işin business tarafı ama sağ taraftaki kırmızı kısım bir kere teknik altyapınız, verileri nerede sakladığınız ve gecikme yönetimi. Yani düşünsenize yüzlerce veri bir yere topluyorsunuz. Sonra istiyorsunuz ki elinizdeki bilgisayar aynı hep hızlı çalışsın. Böyle bir şey yok. Hızlı çalışmıyor sistemler.
Ve her şey gerçek zamanlı sunuyorsunuz. Bu biraz zor bir problem teknolojik olarak. Neden zor? Arkadaşlar bakacak olursanız bu IOPs, input output per second demek. Yani birim zamandaki, birim saniyedeki işte giriş ve çıkış miktarının donanımsal konfigürasyondaki ne kadar sürede işlendiğini anlatan bir tablo gibi düşünebilirsiniz. Ben bunu her yerde anlatırım. Her zaman işlemcilerimiz tabii daha az işletiyor. Diyelim ki 1.1 byte için 1 nanosaniyede. Ancak düşündüğümüz zaman bu böyle yavaşlayarak ya da işte nanosaniyeden minisaniye olsun. Şimdi kafamızı canlandırmak istersek hani bu 1 nanosaniye 1 dakika olsaydı demek ki böyle dakikalar, haftalar ya da aylar sürecek hesaplamalar gibi bir yapı oluşabilirmiş demek. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Demin ne dedim? Bir byte'lık bir veriyi işlemek için gereken zaman bir nanosaniyemiş. Yani çok istemediniz. Şimdi elimizdeki veriyi artık 1 gigabyte için onu düşününüz. Yani işte bir byte, bir kilobyte, bir megabyte, bir kilobyte, bir kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, bir de petabyte'a çıkarttığımız zaman yani 1000 terabyte'a çıkarttığımız zaman byte'den başlamıştık arkadaşlar. Terabyte'a ya da petabyte'a gittiğiniz zaman kaç tane sıfırı sağ tarafa koyduğunuzu düşünecek olursanız demek ki bilgisayar sistemleri artık öyle istediğiniz zaman size hemen cevap veren bir yapıda değil. Tamamen geciken, çabuk aksiyon almayan ve hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir yapıya doğru geçiş yapıyorlar. Bu teknolojileri hızlandırmak da en önemli konu başlıklarından biri bu. Şimdi sağ taraftaki grafikte aslında biraz daha bir iki teknik yapıyı kurgulamak istiyorum. Dikkat edin, dünya geneli bu Google Trends'teki dünyadaki insanların baktıkları şeyleri işte bir kontrollenmiş verisi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi paralel bilgisayarlar ve süper bilgisayarlar tabii ki bunlar çok güzel sistemler ama bir uzmanlık isteyen yapılar. Ama Hadoop ve büyük veri gibi kavramlar dikkat edin dünya geneli trendi 2011 yılı itibariyle hatta 2008 yılı itibariyle çok artarak ilerlemiş. Tabii ki bunda Facebook, Twitter, Amazon gibi bazı büyüklerin bu teknolojileri direkt uygulayıp işte şu anda kullandığımız için YouTube gibi yapıların etkisi var. Ama tabii burada bir teknolojik evrimleşme var. O da işte bizim dağıtık saklama, dağıtık programlama dediğimiz Hadoop teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle birlikte ortaya çıkan bir bakış açısı diyelim. Daha pratik uygulanabilir ama hani dediğim gibi gene farklı bir bakış açısına sahip olan bir büyük veri teknolojisi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi büyük verinin kendi fazları vardı. Şuradan hızlıca bir bakalım. Elimizdeki veriler heterojen olacak demiştik. Yani farklı kaynaklardan, heterojenlik oradan gidiyor. Sonra bizim bunlarda yapısal ve yapısal olmayan verileri bir araya toplamamız lazım. Demin söylemiştik. Tamam. Bunu aldık. Bu ham veriyi de. Veri işlememiz lazımdı. Veri manipülasyonu en önemli konu başlıklarından biri. Ne olursa olsun dijital dönüşüm de yapsanız, kendi tezinizde yazsınız, derste de yapıyorsanız bunları indeksleyip organize ve optimal bir hale getirmek zorundasınız. Arkasından yaptığınız etiketleme, patternları çıkartmayla birlikte aslında predictive analytics'e yani yapay zekaya uygun bir veri yapısıyla birlikte olası bütün senaryoları çıkartabildiğiniz bir sürece doğru geçiyor. Demin konuştuğum konu başlığında hani çok küçük tablolarla iş yapıyorsanız laptopunuzda ya da küçük bilgisayarlarda zaten bunlarla bir problem yok. Biraz daha büyüttüğünüz zaman şirketlerin bulunduğu ikinci kontrole geçiyorsunuz. Bu biraz veri tabanı, periyodik bakımlardan geçen sistemler. Biraz daha bu iş artık tablolar, veri tabanı ve diğer bilgilerle birlikte buna yine bahsetmiştim. Resim, web sayfası, işte audio gibi yeni formatlarla ya da işte sosyal medya gibi yapısal olmayan verilerin hepsini bir araya topladığımız zaman ideal senaryoda hacim, gelme hızı ve değişkenliğiyle birlikte büyük veriyi tanımlayan üç ana konsepti ortaya çıkartmış oluyoruz. Şimdi burada hızlıca 10 temel başlık var. Hepsini tek tek okumayacağım ama bir hızlıca bakacak olursak AI tarafının önemli demiştik. Tahmine dayalı analitik. İkinci başlığımız tabii ki veri tabanları. Bu işi merak eden arkadaşlara mutlaka bu NoSQL biliyorsunuz böyle bir piramit gibi. Yani birçok bu SQL ötesi yeni SQL teknolojileriyle alakalı bu not only SQL teknolojilerin bulunduğu bir yapı. Bunlar önemli teknolojiler. Google'un arama motoru ve bilgi keşfi gibi bir yapıyı düşünün. Akış analitiği yani
birden farklı kaynaktan aynı anda bir şeyi yüksek miktarda filtrelemek istediğiniz zaman ne olacak? Bununla ilgili konuşulan teknolojiler, işte bu bellek içleri yapısı dediğimiz, yani Apache Spark buna giriyor. Dağıtılmış dosya depoları, biraz bunlar teknik kelimeler ama bunlar büyük veriyi tanımlayan arkadaşlar. 10 ana başlıkta dijital dönüşümdeki teknolojik alt kırılımda bu başlıklardan birine mutlaka öyle ya da böyle dokunmanız gerekiyor. Şimdi iki ana başlıkta aslında birçok şeyi toplayabiliyoruz. Buna birlikte çalışabilirlik ilkesi diyoruz. Ben biraz böyle kendimce bir özet çıkarttım burada bugüne özgü. Onlardan biri şuydu. Büyük veri araçları dediğimiz zaman açık verili, açık kaynaklı kodlamaların önemli olduğundan bahsetmiştik. Bunlardan birincisi Hadoop. Aramızda çok genç arkadaşlar vardı. Mesela bu GitHub teknolojileri, işte Apache'nin birçok şeyi, mesela HTTP server gibi birçok süreç aslında hep açık kaynaklı geliştirilmiş. Ne yapıyorlar? Burada Spark ve Hadoop ve birçok teknoloji aslında hep böyle. Bulut bilişim platformları da ilginç olarak zaten bu teknolojileri alıp, yani bu açık kaynaklı kodu alıp ürünleştirerek insanlara anlatan ve bunu işte belli bir miktarda subscription based dediğimiz kiralayarak sürdüren şirketler. Buradaki şeyi en başta konuşmuştuk, yani yerli ya da yabancı olması. Ben buraya iki tane not koydum. Okumak isteyen arkadaşlar için özellikle veri tabanlarında geleneksel sistemlerin ötesine geçen yenilikçi yaklaşımlar ne olabilir? Ben özellikle işte Lambda ve Kappa mimarisi gibi yazdım buraya. İki keyword olarak yazdım. Bunlarla ilgili hani biz bugün oturup daha fazlasını sıkmayayım ama mutlaka bunlarla ilgili merak eden arkadaşlar okusunlar. Tabii ki en önemlisi de öğrenme araçları ve teknikleriyle birlikte görselleştirme süreci ki sunumun sonunda tamamen o tarafa doğru odaklanacağız. Şimdi baktığımız zaman yapısal, hani donanımın kendi fiziksel yapısı, artık bu donanımı ne için kullanıyorum ben diye sorduğunuz zaman bununla ilgili çok benim de hakeme olduğum, editörlerinden biri olduğum bir yayın var. Buna bakarsınız daha sonra. Ama soldan sağa iyi bir özet yapmış. Geldiğimiz noktada da aslında bugün niye büyük veri gibi bir teknolojiyi konuşuyoruz ve arka planda neden insanlar bu tarz bir dönüşüm süreçlerine girdiler diye sorduğumuz zaman en basit cevap şu. Birçok şirketin elindeki var olan ilişkisel veri tabanı sistemlerinin teknolojilerinin 1970'lere kadar dayandığını, bunların sadece donanımının sürekli güncellendiğini ama arkasındaki bakış açısının aslında biraz güncelleme içerdiği için bu no-screw teknolojilerine geçtikleri, geldiğimiz noktada da aslında bakın graf tabanlı bazı yapıları ortaya çıkarttıklarını görebilirsiniz. Şuraya en son bakacak olursak Hadoop gibi bir teknolojiyle yapısal olmayan veriyi yöneten bir de gerçek zamanlı işleme kısmının yani şu dikeydeki en sondaki kısım bizim için gerçekten dijital dönüşümdeki önemli başlıkların kendileri olarak düşünebilirsiniz. Tabii bu işe geldiğimiz noktada biraz şirketler açısından bakacak olursak bulut çözümleri güzel ama Türkiye'de dolar maalesef pahalı bir yapı. Bunun maliyetlerini düşünmek istediğiniz zaman tabii işte nerede nasıl çalışacaksınız iyi düşünmeniz lazım. Konuşmanın sonunda başında bahsetmiştim. Bu kişisel verilerin konumu süreçleri önemli bir kavram. Hangi veriyi nerede nasıl tutacaksınız, nasıl manipüle edilecek, hashlenecek mi, yani işte bir encryption yapılacak mı dediğimiz zaman önemli bir konu. Ben hani bu çok yapay zeka ve bu tarz derse ilginin hep günün sonunda üniversitelerde bu konularla alakalı yetkinlik anlatımlarının biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu açık kaynaklı şeyler anlatılsa bile tekil olarak bir bütün olarak bütün resmi vermek genelde biraz karmaşık ve farklı sistemlerin bir araya getirildiği mimarilerin oluşturulmasını gerektiriyor ve bu da biraz uzmanlık ve bir bakış açısı gerekiyor. Bunlarla zaten bilen, bunları yapabilen projeler ya da bakış açısıyla çalıştığınız gruplarda çok güzel işler çıkartabiliyorsunuz. Dijitalleşme konusunda yapılan iki rapor var. Bunu da söyleyip bir örneklerimize geçelim. En önemlisi genelde dünyadaki birçok uzman tarafından verilen kararda verilerin içerisindeki eksiklikler, bunların integrasyonu ve gerçekten bu teknoloji kullanacak insanlardaki bilgi eksikliği olarak yapılmış. Sadece bu bizim Türkiye üzerinde değil, dünya genelinde böyle bir bakış açısı var. O yüzden de diyorlar ki yani ilk noktada yapay zeka tarafına odaklanacağız. Bu 2018'de biraz böyle, belki biraz daha yapılan bir insanların farkına vardır bazı şeyleri. Öncelikle veriyi nasıl yönetebileceğiniz ve bunu doğru bir şekilde nasıl iş birimlerine aktarabileceğinizi anlamanız lazım. O yüzden there is no AI without an IA, yani information architecture dediğimiz
bilgi yönetebildiğiniz bir platformun olması aslında buradaki çok önemli başlıklardan biri. Bunu hızlıca göstermek isterim. Eskiden tek bir bilgisayarın, yani büyük bir sunucu düşünün, onun içerisinde entegre edilen sistemler artık daha böyle dağıtık. Dağıtıktan kastettiğim çoklu bilgisayar sistemlerinin, notlarının ya da Rackbox'ların birbirine bağlandığı dağıtık, yani Distributed Computing Environment dediğimiz bir yapıya taşındığı bir süreç aslında büyük verinin ana uygulamaları. Ve şu sağdaki logolarını gördünüz. Bunların çoğu açık kaynaklı olduğu için gönül rahatlığıyla paylaşabiliyorum. Bunların hepsi açık kaynaklı arkadaşlar. Yani açık, bakıp, girip kodlama yapabiliyorsunuz. Yani bunların önünde herhangi bir engel yok. Bunlarla ilgili herhangi bir şey, merak ettiğiniz şeyi çalışabildiğiniz için bir şirkete refer etmediğimizden dolayı koyduk ve bu teknolojilerin hepsini çok uçtan uca kullanıyoruz. Altta özellikle bir cümle ekledim. Bakanlık nezdinde de bizim yaptığımız çalışmalarda özellikle Türkiye'nin, yani bu dünya geneli böyle, ama ulusal stratejisinde genellikle açık kaynaklı bu yazılım geliştirme platformlarını kullanmak öncelikli stratejilerden biri olarak belirlenmiş durumda arkadaşlar. Şimdi biraz örneklerimize başlayalım. Zaten bayağı ilerledik. Biraz daha devam edip bitireceğim. Farklı kaynaklar demiştik. Tamam. Bunları bir araya topladık. Bu da tamam. Hani ne yaptık? Yönetilebilir veri dedik. Tamam. Hani verimizi yönetmek istiyoruz. İkinci başlıkta hızlı ve kolay arama. Aklınıza Google gibi bir şey gelsin ama ben bunu kendi şirketim içerisindeki verilerle yapacağım. Mesela bizim üniversitede böyle bir proje yürüteceğiz. Yapay zeka çözümlerine hazır. Gerçek zamanlı analitikte akıllı raporlama demiştik. Şimdi teknik olarak bakacak olursanız ilk önce bir üretim imalat sektörü diye buraya ben not almışım. Bununla ilgili benim çalıştığım çok fazla şirket var ama genelleştirerek konuşacağım biraz. Bu çalışan bir örnek tabii şu anda. Ben bazı yerlerini kapattım. İşte makinelerden, robotlardan, sensörlerden ve arkadaki bazı analiz yapan analog sistemlerinin dijitalize edildiği bir ortamda veri akışını buraya sağladığınız zaman üretim sahasıyla birlikte arkadaki veri akışlarından, dikkat edin, 40 terabayt yılda gelen veriden bahsediyoruz. Nasıl bir konfigürasyonda, nasıl bir veri yapısında, nasıl bir dashboard'a akıttığımızı gösterebilen bir şema olarak bunu düşünebilirsiniz. Şimdi buna bakacak olursak tabii bağlamdan toplama gibi dedim. Hani connect and collect. İşleme çözümlerine saklama kısmı bu işin arkasındaki büyük bir sistem mimarisi ve uygulamada da aslında gördüğünüz ana ekran gibi dediğimiz zaman biz bu tarafa taşıyor. Şimdi ne demiştik? Bunlar açık kaynaklı çözümler. Böyle gerçek zamanlı yapabildiğimiz bir şey gibi düşünebilirsiniz. Bir fabrikanın içerisindeki birçok makineye bağlandığınız bir süreç gibi düşünün. Şimdi geldiğimiz noktada üretim yapan dev dev makinelerin olduğu bir yapı gibi düşünün. Yeşiller makineler şu anda üretim yapıyor. Kırmızılar şu anda makineler üretimde değil. Açılan ekrana baktığınız zaman arkadaşlar dikkat edin, burada bir mor ışık geçiyor. O her saniye binlerce log dosyasını onda okuyup interaktif bir şekilde bastığı bir yapı gibi düşünebilirsiniz bunu. Tabii burada çok teknik terimler var. Yani mühendislik terimler, işte sıcaklık ne, yastıklama ne, ikinci vidadaki hareket ne gibi. Şöyle düşünebilirsiniz. Elinizdeki makinenin içerisinde üretim yaparken ki sensörlerden gelen bütün verilerin hepsini gerçek zamanlı, hiçbir kaymadan görebildiğiniz bir yapı aslında bu. Ve bunu sadece okumuyoruz. Direkt bakın mesela soldaki kişi ürünleri seçip, işte demin bahsetmiştim ya şunu üreten iki makine. İki tane üretilen parçayı seçip bu parçalar arasında bir fark var mı? Bunlarla ilgili üretim hattında bir sıkıntı olduğu zaman neden kaynaklanmıştı? Deyip o anda bakabildiği bir yapı gibi düşünebilirsiniz. Sadece bu mu? Değil. Çünkü bu bir monitoring. Yani o anda ben gerçek zamanlı olarak bunu yapıyorum. Akıllandırmak istiyorsak sistemi arkadaşlar, mesela makinelerin numaraları, üretim aralığı, üretim hattı, kalıp numarasına kadar hepsini girip yaptığınız zaman size hızlı bir şekilde rapor oluşturan bir mekanizma gibi düşünebilirsiniz. Hangi makinede, hangi kalıpta, hangi üretim zamanında, hangi problemlerle, hangi teknikerle diyelim, nasıl bir yapıda sistem üretti, nerede sorun çıktı, her bir parça üretmek için ne kadar zaman harcadı, hangi operatör vardı dediğiniz zaman demin hani başta kabaca konuştuğumuz birçok şeyi gösteren yapıyı adım adım kurguladığımız bir yapı gibi düşünün. Mavi olan kısım arkadaşlar, bu ürettiğiniz şu parçada sorunsuz olsaydı ne olurdu? Kırmızı sorunlu olan parçada neymiş? Hangi parametrelere dikkat etmesi gerektiğiyle alakalı, yani feature engineering dediğimiz
Yani bu öz nitelik yapıları, hangi önemli parametreler burada bu hatalı üretimle ilgili bir problemi yol açtı dediğimiz zaman bunların hepsine cevap veren bir yapı gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki dosyayı alıp çalışabiliyorsunuz. Ya da aslında benim hoşuma giden mesela orada yüzlerce parametre var arkadaşlar. Normalde bunu insana bazen kendileri gidip çalışıyor data scientist'ler. Buradaki sistemde makineler, algoritmalar sürekli aslında bütün parametrelerin akışını, her dakika ne olduğunu, bunların grafikleri ve temel istatistik değerleriyle ilgili bütün çalışmalar, dikkat edin istatistik tablosu çıkıyor orada. Hepsini yapan bir konfigürasyonda çalışıyor. Şimdiki gösterdiğim benim en değer verdiğim şeylerden biri, şirket için bir lokal bulut sistemi kurduk. Her zaman her veriyi herkese vermek istemiyorsunuz. Ama mühendisleriniz çalışmak istiyoruz. Herkesin ulaşabildiği bir yapı kuruluyoruz burada. Mühendisler girip baktığı zaman dikkat edin tipik bir Python çalışma kod ekranı. Cep telefonunuzdan da bağlanabiliyorsunuz, tabletten de bağlanabiliyorsunuz. Çünkü kendi bilgisayarınızda hesaplama yapmıyorsunuz. Bizim kurduğumuz ekosistemde hesaplama yapıyorsunuz. Buradan girip kişi istediği, hesaplamak istediği şeyi hesaplayabiliyor ve biz arka planda da kimin hangi konuya çalıştı, neden çalıştı görebiliyoruz. Hatta en güzeli de şu, on the job training dedikleri bazen mesela fabrikanın bir problemiyle ilgili bir uzman görüşüne ihtiyacımız olduğu zaman, örnek diyelim ki ben gidip bir şey çözmem gerektiği zaman zaten girip oradaki ekosistemden buradan her şeyi adım adım kodlayıp insanlara anlatıp sonra süreci hızlandıran bir yapıya doğru geçiş sağlamış oluyoruz. Fabrika içi üretim ekranları, hani hangi durumlarda anormal durumlar olmuş, günlük enerji takibi, arkadaşlarım bahsetmiştim. Sadece bir parçanın üretim zamanını 3-5 saniye geri çekerek inanılmaz kazançlar elde edebiliyorsunuz. Çok basit bir bakış açısından. Diğerlerini çok anlatamıyorum size şirket sınırları olduğu için. Ama hani dediğimiz zaman çok basit bir şekilde monitör edebiliyoruz. Bu kadar mı? Değil. Medya sektörü. Ben tabii logoları kapattım dediğim gibi ama benim uzun yıllardır çalıştığım birkaç medya sektörü var. Hemen hemen iki büyükle de çalışıyorum. Baktığınız zaman kaç kişi nereden gelmiş, kaç kişi organikten gelmiş, yani direkt web sayfasını açıp gelmiş, kaç kişi kendine giden push'la gelmiş gibi yapılara baktığınız zaman tek tek görebildiğimiz bir yapı. Ama dikkat edin, şimdi kişi yanda aşağıda gösteri klikleyip aslında bir altta bir konfigürasyondan bu haberi günün hangi saati kaç kişi okudu, ne zaman haber en büyük piki yaptı, hangi durumda böyle dalgalandı, push mu atıldı arka planda gibi yapıya bakıyor. Onun altındaki grafikte de aslında sosyal medyadaki bu haber kanalındaki bütün gazetelerin takip edildiği, gündemin ne olduğu, ben tabii onu biraz daha küçülttüm oradaki bütün detaylar gözükmesin diye. Ama tek tek bakabildiğiniz bir tür monitör. Demin makineye bakıyorduk. Burada da sosyal medya yani haber portalındaki, bu ben örnek bir tanesini gösterdim. Bütün haber portalı gibi düşünebilirsiniz. Hepsinin gözüktüğü bir yer gibi düşünebilirsiniz. Bakın mesela buradaki haber sürekli dalgalanmış, sürekli dalgalanıyor. Bunun da tabii konfigürasyona baktığımız zaman mesela ne demiştik? Her yerden veriler toplamak istiyoruz. Yani segmentler ne? Kim, hangi kategoride, hangi haberi ne kadar okudu, neden öyle okudu, nasıl bir davranış yapıyor dediğiniz zaman bunlar marketing için çok önemli değerler arkadaşlar. Benim marketing demiştim. Tabii ki bu kadar mı? Değil. Okuyucuların hangi haberi okuduğu, nereden geldikleri, işte nasıl bir konfigürasyon. Ben bunu bazen su dökmeye benzetiyorum. Böyle suyu döktüğüm zaman kim nereye gidiyor belli gibi. Hani işte A kategorisine gitmiş, oradan B'ye gitmiş, oradan onu okumuş, sonra kapatmış, sonra geri gelmiş gibi dediğiniz zaman aslında hepsini ölçüp yukarıda da insanların benzer hangi haberlere çok baktığını, makine öğrenmesiyle çıkarttığımız konfigürasyonlar gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi bunlarla ilgili çok teknik detaylara girmek isterseniz bir türlü benimle bir yerde denk gelin. Bazen derste şöyle bir de anlatıyoruz. Diğer konu şu, bir internet şirketi diye adlandırayım. Benim çok sevdiğim bir şirket. Güzel işler yapıyoruz. Baktığınız zaman aynı şekilde bu sefer web sayfasından değil, Türkiye'deki internet trafiğini anlık olarak takip ettiğimiz bir yapı. İşte görün, biraz daha görece büyüklere göre küçük bir internet şirketi bu. Ama kim, nerede, kaç tane müşterisi var, nasıl bir internet trafiği yürütüyor, onunla ilgili bir ön çalışma bu yaptığımız. Ben biraz daha ders için demo haline getirdim. Ön çalışmada dikkat ederseniz öncelikle veri, kim, hangi modemden, hangi sunucudan, hangi DNS sunucusundan, nasıl bir bağlantı yaptı, problemler var mı bağlantısında, arka plandaki talepleri ne, network'te bir problem var mı dediğiniz zaman aslında birçok tekniğe girebildiğimiz bir yapı olarak düşünebilirsiniz veri akışında.
Tabii ki şey var. Bir akıllı ekran gibi şeyi düşünün. Biz böyle çeşitli ben yazdım burada logolarını kapattım gene. İşte arkada servisler, platformlar, monitör gibi her şeyi bir arada görebildiğimiz bir yapı gibi düşünün bunu. Buradaki kişi de mesela şimdi teknik olarak şeylere girecek. Mesela demin Airflow göstermiştim size. Güzel bir tool. Arkadaki nasıl bir internet network'ü var. Grafları hatırlayın. Yapıyı kurduğumuz zaman kim nereden geliyor, nereye gidiyor, nasıl bir konfigürasyonu takip ediyor. Aslında hepsini görebildiğiniz bir konfigürasyon gibi düşünebilirsiniz. Normalde bu tarz şeyleri böyle çok daha sadece veri kullanıcı bir network sunucusu üzerinden görmeniz zor arkadaşlar. Buradaki arkadaki küçük veri akışını bizim yönetebildiğimiz bir basıncı yönetebildiğimiz bir mekanizma gibi düşünebilirsiniz. Şunu biraz ileri alayım. Bakın şimdi şey kişi bir dashboard. Hop, burada olmadı. Şey çıktı yani logosu. Onu kapatmam gerekiyordu. Her neyse yapacak bir şey yok. reklamını yapmış gibi olmuş gibi olmasın. Olsun. Onlar bizim kadim dostlarımız diyelim. Şuraya geleyim. Yavaş yavaş aslında kişilerin gerçek zamanda nasıl bir trafik yaptığını bakın şu benim hoşuma giden hangi sunucuda nasıl bir trafik var? Nerede ne oluyor? Ve en güzeli de şu. Bakın İstanbul'u nasıl segmentlere bölmüş bir görün. Hani hangi bölgede ne kadar yoğun bir trafik var aslında hepsini görebiliyoruz. Buradaki kırınım ne, kim neyi kullanıyor, nasıl bir trafik olduğunu görebildiğimiz bir yapı gibi düşünebilirsiniz. Buradaki yapıda mesela bu internet dolapları var. Türkiye'nin her yerinde. Hani internet sağlayan sunucular gibi düşünürsünüz. İşte hangi dolapta nasıl bir problem oldu, niye insanlar yakınıyor, internet niye dalgalanıyor dediğimiz zaman aslında hepsini görebildiğimiz bir konfigürasyon gibi düşünebilirsiniz. Biraz hızlandırayım süreci. Bir de bunu da canlı da görüyoruz. İnternette insanlar bir ticket açtıkları zaman hani ben internete bağlanamıyorum, işte bir problemim var gibi dediği anda artık sistemde kişiden bağımsız algoritmalarla biraz kurgulamaya çalıştığımızda bunların hepsi biraz Ar-Ge olduğunu da unutmamak lazım. Bir yapı gibi düşünebilirsiniz. Bakın burada mesela bazı grafikler çıkacak şimdi. İnsanlar bir şey yakındığı zaman gerçekten orada problemi var mı o anda görebiliyorsunuz. Ya da bunu test edebiliyorsunuz gibi düşünün. Diğeri de aynı şekilde demin graftan bahsetmiştim. Bir insanın bir problemi çözülmesi için kaç adım var? Bu adımların hangi noktasından girdiği zaman biz ne kadar zaman harcamışız? Ve bu problemin çözümü için zamanı eğer optimize etmek istiyorsak ne kadar hızlı bu işi çözebiliriz dediğimiz zaman bakın burada tahmin edilen zaman süresi, toplam olasılığı gibi bazı yapılar çıkıyor. Bu da şunu gösteriyor bize, şirket içerisindeki bütün aslında veriyi bir araya toplayabildiğimiz bir sisteme doğru geçiş yapıyoruz. Şunu açayım en son, bu da dil işlemeyle ilgili ne yaptığımızı göstermek adına olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece bir domain değil, birçok konu başlığını aslında yapabildiğimiz bir süreç. İnsanlar böyle bu bir POC aşaması ama girip işte size küfür etmeye başladıkları zaman diyeyim hani kızdıkları zaman arka planda aslında neyden kastediyor yani illa biri görmeden bir bilgisayar sistemi bunu anlayıp işte buradaki kişiye hangi konuda yardımcı olmalıyımla ilgili bir destek yapmak istediğiniz zaman yaptığımız bir tür arayüz gibi insanlar aslında bize cümleyi yazdıkları zaman İşte clearly negatif çıkmış dikkat edin. İşte fatura, non-teknik, işte kök alıcı, işte bir hafta internet, çok bir içerik. Yani internete bağlanamıyorum gibi birçok şey aslında size otomatik söyleyen yapılar gibi düşünebilirsiniz. Bunları da tabii algoritmaları kullanıyoruz. Tabii İTÜ'nün de çok güzel bir dijitalleşme süreci var. Bu işin başında ben varım. Bu İTÜ'nün logosunu gösterebilirim. İTÜ Rektör olarak bağlandık. Bunu da ilk defa burada gösteriyorum arkadaşlar. Şey, Akıllı Üniversite Karar Destek Merkezi diye bir yapı kurduk. Burada ben birkaçını göstereceğim size. Akıllı kampüsümüz var. Dikkat edin, işte yurtlar, mediko, fakülteler. Üç boyutlu, burada üç boyutlu binaların içine kadar girebiliyoruz. Özellikle benim birkaç şeyim var. Mesela üniversite içerisinde otonom otobüs hareket ettiği zaman, işte üniversite içerisindeki trafikte bir sorun olduğu zaman ya da bizim öğrencilerimizin başına bir problem geliyorsa bunu görebileceğimiz ve uyarabileceğimizi güvenlikçileri bir yapıyı kuruyoruz. Buna akıllı kampüs diyoruz biz. Bununla ilgili çok güzel çalışmalarımız var. Bizim öğrencilerimizin her biri de bence bu çalışmaların bir parçası. Diğerleri bana kızmasınlar ama öncelikle tabii kendi üniversitemizdeki öğrencilerin araştırma projeleri, bitirme projeleri bile konfigüre edilecek.
Bu geri almamdaki neden şu, bizim 5 ayrı kampüsümüz var. Aslında bütün kampüsleri de aynı anda görebileceğiniz bir yapı. Bir numara dikkat edin, bizim rektör hocayı, onu gösteriyorum. Solda yazıyor, İsmail Koyuncu rektör hocamızın ismi yazıyor. O yüzden ona tıklıyorum. Diğeri gene bir dashboardumuz var. Bütün hocaların yaptığı yayınlar, ne kadar üniversite içerisindeki yayın indeksimiz ne durumda, araştırma nereye gidiyor dediğimiz zaman aslında hocalarımızın da yaptığı araştırma konularını bir bütün gibi, sanki Google arama motoru gibi görebildiğimiz bir yapı. Dikkat edin, ben orada konu seçiyorum. Termoekonomik konularda kimler çalışıyor dediğim zaman kimle gitmem gerektiğini bana gösteren bir algoritma gibi düşünebilirsiniz bunu. Mesela algoritmalar demişim. İşte belli isimler çıkıyor son zamanlarda. Birazdan şeyi değiştirip mesela yukarıdan şey 2020 yılının işte ya da 19 yılındaki yapılan çalışmalarda inşaat fakültesine gitsek ne olur diye sorduğumuz zaman arkadaşlar normalde bu veriler kendi içerisinde zor bulmak. Mesela o sene fakültede çıkan bütün araştırmalar hangi hocalarımız bu araştırmayı yapmış ona göre biliyoruz. Ben tabii rektör hocayı seçtim burada. Rektör hocamız bizim oldukça hakikaten başarılı. Mesela çalıştığı konuları gösteren bütün başlıkları çıkartan bir algoritma gibi düşünebilirsiniz. Bu da bizi tabii şeye götürüyor, öneri motoruna. Bu da bizim Ar-Deg tarafında yaptığımız bir şey. Mesela Membran, tabii ilk önce rektör hocanın konusunu orada gördük. Onu yazdığımız zaman bununla ilgili sizi düşünen, üniversitede çalışan bütün hocaları gösteren bir arama motoru yazdık. Big Data bir de kendi reklamını yapayım dedim doğal olarak. Hep başkasının reklamı, kendimi gösteriyorum orada yuvarlakla. Sonra işte machine learning dediğimiz zaman biraz bu konuları konuştuğumuz için oradaki arkadaşlarımızın da isimlerini biraz hani ön plana çıkartan yapı. Baktığımız zaman işte bu machine learning kullanıyor. Ya da demin işte imalat sektöründen bahsetmiştik. Mesela machining dediğimiz zaman da bizim bilgisayar makine fakültesindeki hocalarımızı ya da benzer fakültelerdeki hocalarımızı gösteriyoruz. Twitter'la ilgili bir dashboard kurduk. Yani bizi seven, söven her öğrencimizi kapsıyoruz. Bazı onların problemlerini görelim, duyalım diye böyle bir dashboard kurduk. Yani aslında baktığımız zaman bize yazılan bütün her şeyi kaçırmıyoruz. Her şeyi gerçekten görüyoruz gibi düşünebilirsiniz. Tabii bu geliştiriliyor. Baktığınız zaman güvenlikten tutun da konaklamaya kadar her şeyi bir araya toplayabileceğiniz bir yapı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bitirdim. Az kaldı. Çok uzun konuştum. Farkındayım. İdare edin artık. Bir ortalıkta bir gerçek, yani reality vardı. Bu bir KM framework dediğimiz bir yapı var bizim. Benim çok hoşuma gidiyor bu iş. Yani bunun üzerinde ne demiştik? Yani verileri toplamamız gerekiyor. Bu telefon olur, web sayfası olur, farklı yapılar olur ama birçok şekilde kapsamında toplayabiliyoruz bunu. Hani işte büyük veri ve veri demiştik. Burada teknolojilerin kullanımı veriye dayalı değer yaratma dedik. Tamam, bunu yaptık. Bunun üstüne aslında artık bir informasyon ve bir bilgi dağarcığı artık elime gelmeye başladı ve bunun üzerine de bir bilgelik demiştik. Böyle başlamış hatırlarsanız. Demek ki bu KM dediğimiz, yani bizim knowledge management dediğimiz ya da bilgi yönetimi dediğimiz kavramın bir bütünü, bu piramidin kendisi aslında bizim elimizdeki dijital dönüşümün ana tanımı olarak en azından benim bakış açımda bu şekilde yapılandırabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir teknik tarafla bitireyim dedim bugün. Çünkü konuyu biz ne kadar saat konuşsak da günün sonunda aslında ulaşmak istediğimiz noktada çok fazla, yani bir bütünü bakıyoruz. Yani bir her şeyi bir anda anlatmak bazen mümkün değil ama şöyle düşünebilirsiniz. Bunun alt kısmı bazen aslında işin teknolojik tarafı. Üst kısmı da aslında buradaki yapılan etki yönetimi, bazen planlama, strateji, bakış açısı ve kültür diyebiliriz. Buradaki şöyle bir başlık var. Birçok şirket buna çok dikkat ediyor şu anda. Belki kendinize yapın. Bu storytelling diyorlar. Yani bu bilgiyi kullanarak ben ne yapacağım dediğiniz zaman, yani bunu anlatan adam da yok çok ortalıkta. Varsa da zaten saçma oluyor Türkiye'de. Ne dediğinin farkında değil. Ama bunu gerçekten güzel anlatan insanlar iyi. Bizim de biraz dijital dönüşüm dediğimiz zaman derdimiz biraz bu işte, biraz anlatacak insan. Çünkü bu bir kişinin, bir bölümün ya da bir kurumun işi değil. Bu bir bütün halinde dönüşüm olmamız lazım. Bu bir, bence kısmen memleket meselesi, kısmen de dünyanın dönüşümü. Her açıdan baksanız o tarafa doğru uzar gider. Hani bir konsept, kavramsal tasarım, bunun kategorik yapısı, buradaki ön çalışmalar, verinin ön işlemeleri gibi düşünebilirsiniz.
Buradaki inovasyon, algı, yargılama, deneyim ya da kural bazlı yapıları dediğimiz zaman işte arkada dikkat edin büyük veri teknolojileri, MapReduce, Hadoop gibi teknolojiler var. Ama ikisini günün sonunda elde etmek istediğiniz kısım bir bilgi yapısı ve bu bilginin üzerine işte nasıl bir sürdürülebilir bir performans diyelim önce burada. Ama günümüzdeki önemli başlıklardan biri ne? Circular ekonomi dedikleri. Yani hep bir yerde dönebilen bir ekonomi artı sustainable environment dediğimiz. Yani şu müsilaj problemine de dokunmadan bitirmeyelim günümüzü. Dediğimiz bir yapıda ilerleyeceğimiz bir konfigürasyon. Ben tabii bu Avengers'tan bir görüntüyle koymak istedim, bitirmek istedim sunumu. Yani tabii günün sonunda baktığımız zaman insan her zaman teknolojinin bir partneri. Ama insanın harcadığı zamanı optimize etmek ve insan gücüne olan bağımlılığı biraz hata mekanizması açısından optimize etmek bence çok önemli. Özellikle kurumlar içerisinde buna öncelik verilmesi lazım. İnsanların işini kaybedeceği gibi değil de aslında bunların, bu teknolojilerin insanların önüne açacağı ve farklı konularda çok daha hızlı ilerlemenizi sağlayacağını anlatmak önemli. Ama burada bilgi çok değerli diyorlar ya, işte biraz bilgi toplumuna doğru hareket etmemiz lazım. Bu benim subjektif görüşüm, kızarsınız kızın bana. Tabii kuruluşları biz bazen insan dediğimiz zaman şey anlamıyoruz. Hani işçileri kastetmiyorum. Bazen bir kuruluşun en tepesindeki adama da böyle günlerce bir şey anlatmak zorunda kalabiliyorsunuz. En çok anlamayan en tepedeki oluyor bazen. O yüzden bu bir bütün olarak bir güncel bakış açısı, fikir birliği ve destekleyici yatırımlardan kastettiğim bu. Fark etmişsinizdir, cümlem deneyimle eşleşmiştir yani. Tabii bu işletim modelleri de bazen hiç bunu umursamıyoruz. Bu işletme değil mi? İşte aldım verdim. Hani böyle para çakım el eğrisi gibi bir şey değil arkadaşlar. Bu işletmeler yani bunun arkasındaki finans etki ve bunun gelir gider dengesi bunlar çok önemli kavramlar. O yüzden bu ben finansa hiç bugün girmedim ama sadece orada bile bence aylarca konuşabiliriz. O yüzden de hani dijital dönüşüm bu şekilde tamamlamak bir bütün olacaktır. Ben en son cümlede de kendimize bir görevmiştim. Tabii ki üniversitelerde bu dijital dönüşümde bir plan, rol almak zorundalar. Bu rolden kastettiğim bu yeni teknoloji öğrencilerin yetişmesi. Mesela biliyorsunuz ekibe biz ilk başlattık diye düşünüyorum. Çünkü hep böyle konuştu ya ilk biziz, ilk biziz diye. Gerçekten bakarsanız ilk defa hani bu Python dersini üniversitede zorunlu veren biz üniversitelerde ilk biziz diye düşünüyorum. Yani çok böyle vakıfları bilmiyorum ama kamu olarak biziz. 2017'de başladı bu hemen hemen ya da 2018 yılında. Yani öğrenciler Python dersiyle başlamak zorundalar. Artık çok paket program değil daha open source. Yazılım programını iki dönem alıyorlar. Ondan sonra birçok bölümde benim bildiğim var. Gerçekten bu şey fazla. Bununla ilgili düşünme, bu fonksiyonel programlama dilleriyle ve uygulama aşırı bir şekilde yükleniyor. Bu daha da gelişecek umut ediyorum. Bu şu demek, yani gelecekte zaten birkaç sene iki bu konuda gene öncü bir rolde zaten sisteme adam pompalayacağız sürekli. Bu şu anda hala ben bunu yapayım mı, acaba bu konulara yatırım yapayım mı, düşüneyim diyenler varsa bir an önce acele etsinler. Çünkü sisteme yarın bugün gerçekten çok genç, dinamik insanlar da girmeye devam edecek. Hep böyledir. Ama üniversitelerde birçok üniversite bu bence üzerine düşen misyonu tamamlayıp kendi programlarını, derslerini ve bakış açılarını güncellemeli diye düşünüyorum. Bu demek değil biz her şeyin en doğrusunu yapıyoruz ama bence bu böyle toplu olarak bütün kurumların aslında gelmesi gereken dijital dönüşüm haritası diyebiliriz. Deyip teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun dinlediğiniz için. Şurada birkaç soru var galiba. Evet, birileri bana uzun uzun yazmış. Ben buradan okuyup cevaplıyorum. TTO tarafından yöneten varsa. Bu arada herkes yazabilir buraya. Dediğim gibi konuşmak isteyen de konuşsun. Ben ilk önce buradakileri cevaplayayım, sonra konuşalım. Bu platformların listesini alabilir miyim? Samsun Hatice Yıldırım, Samsun'dan Hatice Hanım. Hangi platformların? Tabii ki 6.02.pm. Yani en sonlarda yazdığınıza göre en son kullanılan. Veri bilimi, big data platformlarıydı galiba. Evet, yani şunun... bir saniye şöyle yapalım. Bunlar sırrı değil. Şunu açık bırakayım. Bir en azından fotoğrafını çekersin. Bu şirketler üzerinde... Gene logosu çıktı yani. Reklam yapmayacağız deyip iki tür reklam yaptık. Artık bilmiyorum. Benim internetim bedava verilen diyorum.
Şu kısım, bunlar tabii ki buradakilerin nasıl diyeyim size, belki %20'si. Ama büyük veriyle ilgili diyorsan, Hatice Hanım diye Spark, Hadoop bu işin başlangıcı, bu bir cluster diye olarak adlandırılır. Yani çoklu bilgisayar kümesini bir araya bağlayan bir yazılım platformu. Ama bunun genel ismi Distributed Computing diyelim. Computing. Değil mi? Bir de Apache.org'a bakarsan Apache.org var. Bu organization açık kaynakların olduğu yerde. Oraya girdiğin zaman orada birçok sol tarafta şey göreceksin. Hatta şuradan yapalım. Bir saniye. Şöyle galiba. Değil mi? Apache.org'u açalım. Bunu açtığın zaman bu zaten dediğim gibi açık kaynaklı platform. En aşağı inerseniz burada şey var, bak, Big Data dediğimiz zaman Big Data projelerinin hepsi çıkıyor. Burada aslında kategorisine göre, yaptıklarına göre her şeyi yazıyorlar. Hani bir tane değil, onlarca var. Buradaki tek tek bazı yapılara bakacak olursan göreceksin. Ama Apache, Spark, Hadoop gibi şeyler bu işin biraz başlangıcı. Hani onlarla başlarsın, iyi olur diye düşünüyorum. Mesela Spark'ı açıp bakalım. Girdiğin zaman işte yazıyor kategorisi ne olduğunu. İşte Spark'ın web sitesine gittiğin zaman işte yazmışlar Unified Analytics Engine for Large Data Scaling. Buradan download edebiliyorsun ama dediğim gibi biraz bunları yaparken böyle hadi gaza geldik sabah bunu çıkartırız mantığıyla değil. Hani biraz ilk önce popüler oku. Böyle bir bak, bir sor. Çünkü kendi bilgisayarını da kurabilirsiniz ama bu demek değil her şey bir günde çalışacak. Mutlaka sıkıntılar olabilir. Ama adım adım ilerlediğimiz zaman olmayacak işler değil diye düşünüyorum. Bakarsın burada. Tamam. Sunuma gelelim. Şimdi başka neymiş? Altıncı. Özellikle emlak ve konaklama alanında gösterdiğiniz platformların sistemimize nasıl uygulayacağız? Harun Bey, bu süreç tabii bir arkada çalışmak lazım. Bununla ilgili onlarca çözüm var. Sizin elinizdeki diyelim ki web sitesi, şimdi o reklamını yapmayayım ben. İçerisindeki trafik çok önemli. Ne kadar yoğun bir trafiğiniz var? İşte 10 bin ise buna uygun bir yapımı kuracaksınız. Ama işte çok milyonlarca kişi ise mesela malum bu emlak şirketlerinin bazı popüler olanları var. Orada farklı değil. Benim bu gösterdiğim teknolojileri kullanmak zorundasınız. Bazen şeyi iyi kurgulamak lazım. Bütün hemen her şeyi büyük veriyi kurgulamak zorunda mı dediğiniz zaman bence hayır. Çünkü arkadaki yani bilgi birikimi hem de kullanmanız gereken teknolojilerin teknoloji stack'i diyelim biraz yıkıcı olabilir. Ama bu günün sonunda bir tür yazılım projesi gibi düşünün. Ama arkada biraz da tabii gelen veri dedikleri bir analitik katmanı var bunun. Bununla ilgili yani bilen ekip, startup ya da bir kişilerle çalışmanızı öneririm size. Çünkü onun tek bir cevabı yok. Doğru bir bakış açısıyla hızlı bir şekilde yönetebilirsiniz. Ama sektörde şunu söyleyeyim. Genelde çok eski, geleneksel bakış açısına sahip çözümler çok sunuluyor. Ve bunların maliyetleri de yüksek. Arka planda bunları tabii biraz iyi, doğru bilenlerle, hani bilenlere danışmak her zaman iyi olur. Burada kendimi kastetmiyorum ama şeyi kastediyorum. Sizin elinizdeki projenin uçtan uca bir zincirine end-to-end yapmak istediğiniz zaman burada çok fazla partner olacak. Onları bir açıda yönetmek gerekli diye düşünüyorum. Eren Bey'in sorusuna bakalım. 10-15 yıl önce evet zaten 2-3 ayda biriken 1 terabaytlık veriyi bir seneden fazla saklayamıyorduk. Doğru, hala birçok şirket aynı durumda. Evet, teşekkür etmiş. Çok sağ olun. Yani bir probleme bakış açısı ve bununla ilgili ilerleme konusundaki hani uygulamalı öğrenmeleri yaptık bazı noktalarda. Güzel hikayelerimiz var. Ben bugün size ancak %20'sine gösterdim, onu söyleyeyim. Çok reklam olmasın diye söylemiyorum. Ben gerçekten büyük şirketlerle çalışıyoruz. Çok güzel de işler yaptığımızı da düşünüyorum. Hani kendi veri tabanımızı yazıyoruz. Bu lisanssız veri tabanları var. Bu konularda çalışan arkadaşlarım son 1-2 senedir böyle lisanslı olmayan açık kaynaklı veri taban teknolojileri çok hızlandı. Demin NoSQL demiştim. Mesela orada çok önemli bir şirket var. Şimdi yurt dışından da yatırım alan. Onunla birlikte böyle çok önemli bir proje yaptık. Hatta onun patentini yazdık. İkinciyi yazıp gönderiyoruz.
Böyle çok güzel konular var. Bizimki yaptığımız hep şey düşün. Yani bir iş özelinde oturup çalışıyoruz. Yani bizim için bu işin tekniğini biraz çözümlemek. Şirkette bunu uygulamak. Burada biraz hani bazen ver gaz gidiyoruz. Bazen de hadi beceremedik. Biraz oturalım yerimizde oluyoruz ama bence iyi niyetle gidiyoruz. Evet. Başka soru sormak isteyen var mı? Ya hocam benim bir sorum olacaktı. Buyur canım. Biliyorsunuz bilimsel tabanları halen daha aslında birçok veriyi kapalı olarak arka planda tutuyorlar. Yani biz tabii akademik taraftan ulaşabiliyoruz. Bizim kullanımımız açık oluyor ama bunları ticari tarafta elbette kullanamıyoruz. Bir de demokratize değil yani herkes de kullanamıyor. Siz yani bu aslında durumun tamamıyla değişeceğini düşünüyor musunuz? Veya da bununla ilgili girişimler var mı? Biraz daha siz CERN'de de çalıştığınız için bu konularla ilgili de belki bir şeyler biliyorsunuzdur. Özellikle bu durumun yani değiştirilmesiyle ilgili. Bunu merak ediyorum hocam. Bu açık veri kavramı zaten dünya geneli konuşuluyor. Biz açık kaynaklı kodlu bir de açık veri diye bir kavram var. Biliyorsun Türkiye'de bile 2-3 seneye göre birçok şey bakış açısı kurumların değişti. Bakanlıkta böyle bir çalışma var onu biliyorum Türkiye'de. Uluslararası mertebede de var. Zaten ilk uluslararası başladı gene bazı süreçten. CERN'de zaten bu Open Data Portal var biliyorsun. Tabii ki her zaman tabii araştırmanın niteliğine bağlı olarak bir güncel o veriler olmuyor. O veriler biraz daha hani suyu sıkılmış verileri koyuyorlar ya genelde. Ama ben şeyi biliyorum. Birçok kuruluş, biz mesela ben bu büyük veri ve iş analitik programı var bizim İTÜ'de. Master programı. Orada da öğrencilerle ilgili uygulamalı projeler yapıyoruz. Buna benzer konu başlıklarında. Uygulamalı projelerde hep sağdan soldaki kurumlardan veriler istiyoruz araştırma olarak. Genelde alabiliyoruz. Yani hani veriyorlar sağ olsunlar. Böyle birimizin işte imzası olduğu zaman ya bu araştırma için verebiliriz diyorlar. Genelde bu şekilde aşıyoruz ilk problemi. Diğerinde şöyle bir tane şirketle çalışıyoruz. Yine ismi lazım değil ama yaklaşık böyle yüzlerce veri tabanını bir araya bağladığımız bir konfigürasyon çalışıyoruz orada da. Bu veri tabanlarının da her biri farklı bir şirketin veri. Yani bu böyle bir konsorsiyum gibi düşünün. Bu birçok Evet. şirketi yöneten bir üst teknoloji şirketi olsun. Hı. İş teknoloji şirketi altta diyor ki ben aslında hani müşteri 360 demiştim ya öyle düşünün. Yani zaten oradaki projenin ismi de o. Hani bir insanın genelde dijital izlerini tanımlayan kaç tane nokta var dediğimiz zaman birçok şeyi kurgulayabiliyoruz. Orada hash'i çalıştık. Yani KVK uzmanlarıyla çalışıp bir verinin maskelenip dışarı çıkartılması sonra aynı maskelenme metodunda başka bir yerden eşleştirip kişilerin KVK bilgilerine dokunmadan aslında bu adamların genel profiliyle ilgili nasıl bir kişiselleştirme yaparız diye çalıştık. Bunu biraz senin sorunun üzerine çevirecek olursak aslında bazı veriler de kurumlar eğer açmak isterse buradaki ilk sonuç şu KVK süreçlerini anlamaları gerekiyor. Genelde kamu kuruluşlarında ya da şirketlerde bununla ilgili çok uzman yok. İnsanlar da bilmediği zaman hep hayır diyorlar. Bu süreci açtıkları zaman aslında arkada bunun teknik olarak nasıl yapılacağını biliyoruz insana. Yani bilenler var. Onun dışındaki her şey daha sonra zaten işin hikayesine dönmüş oluyor. Bununla ilgili birkaç şirketten şeyi biliyorum ben. Gene şirket özelinde konuşayım. Kamu kuruluşları da var. Hani bazı problemlerin çözülmesi için gerçekten verilerin bütün maskeleyip hani bir ortama koysak da bu veri ekonomisi, data ekonomi diyorum ona. Bir yapı kurgulayabilir miyiz diye bir arka planda çalıştık. Ben şimdi o kuruluşun ismini de vermeyeyim. Ama tabii bunlar çok prematür. Bunlar biraz daha önümüzdeki belki 2-3 sene oturacak. Bu bakış açısı, bu kültür geliştikçe bence insanların da bununla ilgili şeyi, bakış açıları yapılanacağı için yönetici durumlarında. Mesela ben en son şöyle söyleyeyim cümle, sonra durdurayım cümlemi. Üniversite içerisinde bu bizim otonom otobüs projesindeki deli veri akacak bu otobüsten her gün. Evet. Ben bunları bizim araştırma dekanlığı altında bütün bitirme projeleri için önce bizim üniversite içinde sonra üniversite dışında açmayı düşünüyorum mesela. Çünkü bu bir sensör füzyon projesi. 50 milyon tane oradan veri toplayacak. Evet. Yani her zaman içerideki bitirme projelerini daha kendi verimizle çalışmamız çok iyi olacak. Orada verinin içerisindeki görüntü, sensörlerden gelen veri gelme hızı, sonra aksiyon alma hızı gibi çok konular var. Hocalara soracağız. Kendimiz de bazı şeyleri belirleyeceğiz.
insanlar çalışsınlar yani. Veriyi saklamanın orada tutup saklamanın hiç kimseye bir yararı yok diye düşünüyorum. En azından kendim öyle düşünüyorum. Evet. Hocam bir de üretim tarafında ki şirketler siz üretim tarafında da çalıştığınız için özellikle soruyorum. Bu sahadaki verilerini açma konusunda sıcak bakıyorlar mı veya da sizin karşılaştığınız bir problem oldu mu yani? Orada şimdi ben dört tane büyük üreticiyle çalışıyorum. Duysam bunlar böyle hatta beş. Beş mi beş? Bir tanesi tedarik zincirinde, globalde. Onu üretici demeyelim ama dört tane çok büyükle çalışıyorum. Ben bunlardan bir tanesi çok olumlu. Demin benim gösterdiğim yani çok şey yapmıyor. Yani verilerini alıp hatta bir tane Avrupa Birliği projesi var orada. Bizim kurduğumuz bu platformla Avrupa Birliği partnerleri onlar da şaşırıyor. Mesela Almanya'da Fraunhofer'dan bağlanıp direkt burada işlem yapabiliyorlar. Yani oradaki veri açabiliyoruz. Bunu üniversitede de açabiliyoruz. Onda çok büyük bir sıkıntı yok. Ama diğer üçünün çalıştığımız makineler özelindeki bazı teknik detaylarla ilgili endişeleri var. Bir tanesi daha önce siber bir atak yaşamış bir şirket. Onlara ne anlatsak zaten yani beni bile içeri sokmayacaklar neredeyse danışmanlar olduğum halde. Bu biraz şirket kültürüyle alakalı. Ama ben hep şey diyorum, benim şimdi Yiğit Bey de bir soru sormuş bu storytelling ile alakalı. Yani işin hikayesini doğru anlatırsak şirketlere bazen bu konuda kişi bazında yani çok belki bazen üniversiteden 3 öğrenci gitse izin vermezler ama biz gidince anlatınca bence biraz bu biraz Türkiye'nin iç dinamiği kötü ama öyle. Evet. Anlattığımız zaman olumlu bakıyorlar. Yani ya, evet diyor hocam bunu yapalım edelim. Bunu biraz böyle orta noktayı bulmak lazım gibi geliyor. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Storytelling konusunu evet siz de yaşamışsınız. O Teknokent'ten bir şirket yazmış. Güzel evet yani. O. Onu biliyorsunuz. Data Translator diyorlar. Bir de Data Literacy diyorlar. Biz hatta Avrupa Birliği'nde böyle bir ders var. İlk de biz Eylül ayından itibaren böyle bir ders vereceğiz. Bakın Milano, Barcelona, Helsinki, Paris, bir de Londra'dan doktor öğrencileri soft skill diye buraya gelecekler. Hani farklı domainlerde çalışan doktora öğrencilerine, mesela bunlar mimar da olabilir, makine mühendisi de olabilir. Gelecekler mesela 2'ye, bu pandemiden gelebilirlerse ya da gelmek isterlerse diyeyim. Derste ben anlatacağım mesela. Amacımız bu da şey, hani hangi domainden olursan ol aslında bu işi veri tabanında nasıl düşünüyorsun, nasıl çalışırsın ve bununla ilgili nasıl bir bakış açısına sahip olun. Bunlar soft skill dersler dediğim. Bu aslında data translator ya da işte bu storytelling dediğimiz adamların ana konfigürasyonları gibi düşünebilirsiniz. Projemizi sadece güvenlik kullanmaz demişsiniz. Yok, sadece güvenlik kullanmayacak. Hatta güvenlikçileri optimize etmek gibi planımız olabilir. Ama tabii ama Türkiye'de hikayeler anlık değişebiliyor. Yani big data real time processing gibi olabilir. Bir bakarsınız topluca bizi hepimizi başka bir yere almışlar. Olabilir o zaman sadece güvenlikçiler kullanır. Canları sağ olsun. Evet, başka soru var mı? Tamamladık mı? Aslında benim şöyle bir sorum var. Tam soru gibi değil de. Sizin İTÜ yapay zeka ve veri bilimi şeyiniz var. Ben aslında onu çok takip ediyorum. Benim sizin faaliyetlerinizi merak ediyorum bu konuda. Bir de ben bu işin üzerine ilerlemek isteyen bir insanım. Nereden başlamam lazım? Ne yapmalıyım? Yani bir tek bir de İTÜ de var bu. Araştırmıştım. Yani bir tek siz yapıyorsunuz. Yani ne yapmam gerekiyor bu konuda? Hatice okuyorsun diye düşünüyorum şu anda. Üniversitede misin şu anda? Evet, istatistik bölümü okuyorum ben. Harika. Yani şöyle bir kere bu işin matematiği ve istatistiği çok önemli Hatice. Her zaman bence önce domainini çok iyi biliyor olman lazım. Yani bir şeyi hesaplamak, bir şeyi algılamak, bununla ilgili bir ilişkilendirme kurmak. İşin yapay zeka tarafında da tabii ki şey, yani bizim yapay zeka merkezinin çeşitli etkinlikleri oluyor. Bu dinlediğin gibi mutlaka dinle onları. Bir de şimdi biz Türkiye Bilişim Vakfı ile birlikte yeni bir konfigürasyona geçiyoruz. İTÜ Yapay Zeka Merkezi olmak üzere. Bu arada bir tek biz yapmıyoruz. İstanbul'da ve Türkiye genelinde gerçekten bu işle ilgili olanlar var ama biz iyi daha iyi yapılanmış bir merkez gibi gözüküyor. Bazılarına göre diyelim. Genellemeyeyim gene. Biraz daha kurumsal ilerliyoruz. Şimdi bu Türkiye Yapay Zeka Platformu diye bir şey kuracağız bir zamanlar ve bu öğrencilere çok açık olacak ve buradaki etkinlikler, eğitimler ve bazen işte böyle tematik konulardaki eğitimler olacak. Bir o sana önerebilirim onu. İkincisi biraz da STK olduğu için yazabilirim diye düşünüyorum. Ben de burada yazıyorum. Başlangıç noktası var. Bunu hiç duydum mu bilmiyorum.
Evet biliyorum. Onun eğitimlerini açık bana. Evet yani bu başlangıç noktasında da şeylerini biraz popüler takip edip oradaki eğitimler. Şimdi bunların ilk eğitimleri çok şeydi, biraz bilgilendirme yönelik. Ben de verdim orada eğitim. Şey düşünmek lazım. Hani böyle yavaş yavaş bulabildiğin eğitim alıp bu son 1,5 senede zaten her şey online'dı. Hani kısmen iyi kısmen kötü. Sonra bir tane araştırma projesinin içerisinde sorumlu alarak, yani araştırma deyince illa böyle dünyayı kurtarmak gibi anlama. Ama böyle biriyle böyle işte ilk önce şuna bakalım, bunu hesaplayalım, şunu test edelim diye bir konfigürasyona ilerlemek iyi olacaktır diye düşünüyorum. Orada da en hoşlandığım konu, konu başlığı, belki öğretim üyesi ya da işte bir çalışma arkadaşı bulursam daha iyi olur gibi geliyor. Çünkü günün sonunda bunu biraz Samsun'dan yönetmek zorundasın. Sonra da belki zamanla ilgi duyduğun, merak ettiğin bir araştırma projesinde belki lisans çalışmandan sonra şirket ya da üniversiteye geçip orada devam edebilirsin. Yani önemli olan burada kendini iyi hazırlaman. Tabii ki bu fonksiyonel programlama dillerine ilgili biraz hazırlık yapman diyeyim. Biraz çalışmak iyi olacaktır. İyi yani sana biraz bazı kapıları açar. Yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman tamamız herhalde. Ben de merhabalar hocam. Ben de Tamam. özel sektörden çalışan biri olarak sunumunuzu izledim. Öncelikle teşekkürler. Güzel bir sunum oldu. Benim de sorum biraz şöyle olacak. Tabii ben de özel sektörde nispeten IT tarafında çalışıyorum. Ve burada aslına bakarsanız biz hani birçok danışmanlık firmalarıyla çalışıyoruz. Ve genelde bunlar paket programlar veya paket sistemler ve danışmanlık yapılıyor. Sizin anlattığınız yapı oldukça geniş bir dünya aslında, açık kaynak kodlu ve burada da bahsettiğiniz üzere uçtan uca danışmanlık verebilecek firma sayısı neredeyse yok diyebilirim. Yok, aynen. Herkesin kendi özelleştiği alanlar var ama hani bizde ticari bir firmada baktığınız zaman bir sorun olduğunda veya bir ihtiyacı olduğunda aslında daha çok şöyle yaklaşıyor. Evet, ben bir uygun firmayı bulayım, benim bütün sorunumu o firma çözsün mümkünse Evet. şeklinde yaklaşıyor. Şimdi sizin gösterdiğiniz sunumlardan da hani siz özel firmalarla nasıl bir çalışma modeli, siz direkt mi çalışıyorsunuz yoksa sizin işte önerdiğiniz firmalarla mı bir çalışmaya başlanıyor? Ben de onu biraz merak ettim. Ya şimdi burada şeyi görmek önemli Ersin Bey. Böyle bir hani bir piramidin tepesinden bakmak önemli bazen. Çünkü her şirketin problemi böyle her insanın hastalığı gibi. Yani tek bir çözüm olmayabilir. Bir opsiyonel çözümler oluyor. Bazen de en teknolojik çözüm en iyi çözüm olmuyor. Sen de biliyorsun. Çünkü maliyetli bir çözüm oluyor. Bazen şirketin kendi iç dinamiklerine uygun bazı şeyleri iyi algılamak lazım. O da biraz böyle saha çalışması gibi. Şirketin içerisindeki süreci iyi anlamak lazım. Bunu biraz hani akademinin sanki sorumluluk alması gibi geliyor ya da şirketlerde bu konuyla ilgili yetişmiş insanların olması lazım. İlk bu. Yani ilk önce bir problemin tespiti lazım. Nasıl bir bakış açısıyla problem çözülmeli? Mesela demek ki ilk soruda şey vardı işte. Hani benim ne kadarlık bir müşterim var, ne kadarlık bir veri trafiğim var? Bunların çıkmış olması lazım. Bazen şirketler çok basit yazılım projeleriyle de gidebiliyorlar. Bazen çok kompleks problemlerle de gidebiliyorlar dediğim gibi. Benim büyüklerle çalışıyor olmam nedenim biraz orada geliyor. Yani şey kendi adıma diyeyim. Çünkü daha bir bakış açısı oturtmuş, arkadaki problemlerini biliyorlar. Bir de bununla ilgili bir bakış açıları var. Ama şunu söyleyebilirim ki sana birçok şirket, birçok konu başında. Çünkü yazılım dünyası çok geniş bir dünya olduğu için ben de öyle ya da böyle bir değil birçok şirkette çalışmak durumunda. Yani işi outsource ediyorlar. Ama bu outsource ederken de doğru bir şekilde ya ilk önce kendi işlerindeki karar mekanizmalarını doğru tutmaları lazım. Oradaki yöneticilerin bu işteki ne kadar bilgili olduğu önemli diyelim. Eğer burada o kadar bilgili değilse yöneticiler gerçekten bir fikir alabilecekleri ya da doğruyu danışabilecekleri bir yakın buldukları şirkete bakıyorlar genelde. Daha önce çalıştıkları ya da işte bir akademik danışmana bakıyorlar. Sonra onlardan gelen önerilere bağlı olarak bir alt segmentteki işi paylaştırma ya da bu işi nasıl bir konfigüre edeceklere bakacaklar. Ama günün sonunda herkesin dolaşıp tek baktığı nokta tabii maliyetleri optimize etmek. O yüzden hani ben işte en iyisini kullanayım derdi yok. Bazen en idare hani beni idare eden oluyor. Bazen de bazı şirketlerde gerçekten böyle vizyoner bakış açısından sahip. Biz bunu bir iki şirkette yaşadık. Yani sizi daha sola bırakıyorlar. Hani Ar-Ge size güveniyor kişiler. Siz oraya ekip kuruyorsunuz. Siz yönetiyorsunuz. Altınıza bazı yapılar kuruyorsunuz. Ben bunları da yaşadım.
Sonra da sizin verdiğiniz bütün yönde kendi Ar-Ge'sini yapılandırıyor. Ama sizin de tabii vicdanen bazen onlara doğru bir yapıda ilerletmeniz lazım. Bu biraz bunun çok net bir cevabı yok. Ama outsource olayı belki devam edecek, hiçbir zaman bitmeyecek. Şirketler de bazen biliyorsun dene yanıl yöntemiyle böyle ad hoc, hani bunu yaptık bir iş beceremedi, bunu yaptık daha iyi çıktı, bunu yaptık bu çok dürüst, çok basit. Ben hep bunları duyuyorum. Gibi kavramlarla gidiyor. En güvensiz oldukları yerlerden biri akademi bazen insanların. Akademiye çok güvenmiyorlar. Ama sanki günümüzde biraz bu yapı oturdu gibi geliyor. Ben kendi subjektif deneyimlerimi söyleyeyim. Tabii geneli kapsamaz. Yani benim yaşadığım deneyimler. Ama genelde güven, karşılıklı güvene kurulu bir iş. Yani burada birinin titrinin olması ya da birinin ben biliyorum demesi bir şey değiştirmiyor. Günün sonunda gerçekten o işi yapabilenler ve o iş gidiyor. Ben onu şeye benzetiyorum bazen Ersin. Hep duymuşsundur böyle özel ders veriyorsun ya işte matematik, fizik dersi bir şey veriyorsun bizlerin için. Sonra senin işte bu iyi anlatıyor bak bu çocuğu kazandırdı gibilerden diyerek insanlar müşteri buluyordu kendine böyle. Ben bazen ona benziyorum. Güvene dayalı. Yani bu kişi geldiği zaman bu işi şey yapar. Sahiplenir. İşi sahiplenmek çok önemli. İşi ciddiye almak çok önemli. Ondan sonra da gerçekten hani burada iyi niyetli bir şekilde biz mesela ben hep şeyi dert ediyorum. İşin içindeki gerçekten güzel bir Ar-Ge niteliği var mı? Önemli bir konu mu bu? Yoksa çok sıradan bir yazılım. Mesela çok sıradan bir yazılım projesi ise ben hiçbir zaman ilgi duymuyorum. Çünkü ben şey değilim yani. Kendi şirketim olmasına rağmen sadece bir iş yapayım da para kazanayım mantığıyla değil. Yani bir yapacaksak bir katkımız olsun. Zor işin içine girelim bakış açısıyla ben ilerliyorum. Zor problemi çözünce de mutlu oluyorum. Çözememsek de çözemedik zaten. Beceremedik. Bu bilene sormak lazım. Gibi. Benim bakış açım o yani. Ha şeyi de sormuştum. Şirketlerde de ben çok görüşüyorum. Bazen yönlendiriyorum. Onların sorduğu şeyleri işte bakın mesela bu kişi bu işi bilir. Bazen kendim sorumluluk alıyorum gibi gibi. Yani şirketlerle çok teknoloji transfer ofisinin bizdeki olayı bu zaten. Ersin'e öyle anlatayım. Genelde şirketler taleplerini bizim teknoloji transfer ofisine yazdıkları zaman teknoloji transfer ofisinin çalışanları da aslında üniversite içerisindeki doğru hoca, doğru çözen, bu işle ilgili daha deneyimli hocalara doğru işi götürdükleri için hani, doğru bir şekilde zinciri kurmaya çalışıyorlar ve bu şekilde yani her işin bir tane uzmanı var prensip olarak. Bir insan her işi bilemez. Biz de bazen anladığımız kısmına bunu evet bunu ben yaparım ya da ben anlıyorum bu işi. Anladığım kısmına ya bunu işte Ersin bilir diye yönlendirip şey yapıyoruz. Yani işin doğru kişiye gitmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bizim bir problemimiz olduğunu veya bir çözüme ihtiyaç olduğumuzda benim anladığım o zaman yani sizin teknoloji transfer ofisiyle iletişime geçip onları yönlendirmesiyle gerekiyorsa sizde gerekiyorsa farklı bir hocamızla yol aynen. Alıyor olmamız gerekiyor. Aynen. Bizim zaten teknoloji transfer bu akademi sanayi işbirliği dediğimiz için yani şirketlerin problemlerindeki Ar-Ge çalışmalarıyla alakalı talepleri ya da süreçleri geldiği zaman hani akademide bu işle ilgili bir danışmanlıksa akademik danışmanlık, bu işle ilgili bir ürün başka türlü nitelikse teknokent var bizim biliyorsun oradaki startuplar ya da bu tarz şirketler. İTÜ'nün bu güzel olduğu ekosistem bence bu yani hani artı eksi bir ekosistem var. Startuplar da iyi, mentorlar da iyi, teknoloji transfer ofisi iyi, akademisyenler de kötü değil yani onlar da iyi. Herkes bir işini aldığı sorumluluğu yapmaya çalışıyor. Yani. Hocam bir soru daha soracaktım ama vakit var mı acaba? Sor Cumhur. En son sor hemen şey yapalım. Hala gelenler var. Bu, özellikle hocam İTÜ Yapay Zeka Merkezi'nde bu bulut tabanlı çözümlerinle ilgili bir eğitim yapıyor musunuz veya olacak mı? Özellikle bu AWS ve Microsoft'un Google Cloud'un sunmuş olduğu hizmetlerle ilgili böyle bir eğitim var mı? Yapay Zeka Merkezi'nde bunu hiç planlamadık. Bununla ilgili eğitimler yapıyoruz biz. Bizim bu sertifika programları falan var Cumhur. Bizim benim bu büyük veri işlemci master programı bu arada onunla talep de çok oluyor. Bilmiyorum duydunuz mu? 3-4 kişide 25 kişi alıyoruz. Doğru bunları. Ben duydum bir arkadaşım başvurmuştu giremedi. Yani o kadar. Yani şey olmamışız. Şey yani orada ben özellikle anlatıyorum. Daha sürende
gariplik yok diye düşünüyorum. Özellikle Amazon tabanlı anlatıyoruz ve öğrencilere bir blog açıyoruz ama AI tarafında böyle bir tarafı seçmedim. Ama buna benzer bazı eğitimleri sadece İTÜ üzerine değil, benim bahsettiğim bu Türkiye yapay zeka platformu kapsamı altında yapacağız. Bazen de bu işte öğrenmenin güzel yöntem arkadaşlar, bu işte ben bir 4 tane 5 tane dataton yaptık. Hackathon, dataton, bir tanesi deprem eğitimiydi. Bu hackathonlara katılmak diye söyleyebilirim. Çünkü oraya bazen çok büyük bulut vendorları geliyor. Hem anlatıyorlar hem böyle şey yapıyorlar. Hem de size asist ediyorlar. Bir de kullanım hakkı veriyorlar. Bu şekilde ilerlemek iyi olur. Ama bizim okul içerisinde şu anda çok dedike bir tane bulut vendorunun eğitimini biz Big Data'da biraz dolaylı olarak orada projelerden dolayı veriyoruz ama ayrı bir şekilde vermiyoruz. Ama ben çok yakınım bu birçoğuyla. Konuşuruz belki. Bu bizim araştırma dekanlığı içerisinde böyle bir konfigürasyon kurabiliriz belki. Yani olabilir. Çünkü hocam YouTube'da falan var yani eğitim yok değil ama belirli probleme yönelik ne bileyim bulutta bir mimari oluşturma hani bunlar daha özel kalan konular. Belki hani böyle use case üzerine bir şeyler olursa ben daha hani faydalı olabileceğini de düşünüyorum. Olabilir, olabilir. Niye olmasın? Yani her zaman mümkün. Hayır demeyeyim yani. Konuşuruz bunlarla. Tamam, teşekkür ederim. O zaman herkese teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için. Hocam çok teşekkür ederiz. Herkese kendine iyi baksın. İyi günler diyelim. Önce sağlık, sonra dijital gelişimler için konuşuruz. Çok teşekkürler evet. Altın Hocam. Vaktiniz için, gayretiniz için. Rica ederim Ayrı Bey. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Teşekkürler.